24 ekranlarında sizlerle birlikteyiz. Türkiye gündemiyle karşınızdayız. İyi akşamlar dileyelim. Tabii Türkiye gündeminin gündemi de bu akşam bir hayli yoğun olacak. Hem bir yandan İsrail'in katliamları devam ediyor. Oraya bakacağız 97. gündeyiz diğer taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği önemli mesajlar vardı e onlara bakacağız özellikle Türkiye ekseni meselesini detaylıca değineceğiz bu noktadaki mesajları analiz edecek değerli konuklarımız e Tabii diğer taraftan da artık yerel seçim sürecine tam anlamıyla girmiş durumdayız. Geçtiğimiz hafta pazar günü İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul adayını da açıkladı. Murat Kurumu oldu ve bu açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılır yapılmaz Murat Kurumu sahada görüyoruz her gün vatandaşlarla iç içe bir arada önemli mesajlar ve müjdeler de paylaşıyor. Bunları da konuşacağız tabii ki hem ana muhalefet partisi hem de diğer partilerde yaşanan e, sancılı süreçleri de konuklarımızla birlikte ele alacağız. Kimlerle birlikteyiz bu akşam? Profesör Doktor Ahmet Akın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Profesör Doktor Cemal Zehir stratejist. Hocam hoş geldiniz sizde. Ve İbrahim Keleş strateji ve güvenlik uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle başlayalım hocam. Öncelikle kandilinizi de e, kutluyorum, e, kandilinizi de tebrik ediyorum. Regaib kandili bu akşam ve dolayısıyla e, İslam alemi için bu özel gecede, e, üç ayların müjdecisi olan bu özel gecede İsrail'i konuşarak başlayalım istiyorum. Daha doğrusu İsrail'in katliamlarını konuşarak. Tabii biz e, Regaip kandiline kavuşmanın heyecanını belki yaşıyoruz ama e, Gazze'de e, Müslümanlar e, maalesef İsrail'in katliamları ve bombardımanları altında ee, yaşam mücadelesi veriyorlar. 97. gündeyiz ve 23.357 şehit var şu ana kadar. Ee, kayıplar var, e, yaralılar var, sakat kalanlar var. Tabii bir yandan da e, İsrail yargılanıyor. E, İsrail hakkında açılan davanın e, ilk duruşması için de e, düğmeye basılmış durumda. E, ne söylersiniz geldiğimiz noktada hocam? Öncelikle ben de tüm değerli izleyenlerin <laughs> ve e, İslam aleminin regaip kandilini e, kutluyorum. Rabbim hayırlara vesile eylesin inşallah. E, Tabi bu aslında mübarek üç ayların başlangıcı e, ve e, önümüzde Şaban ve Ramazan ayları, Recep ayının başlangıcı bugün. Dolayısıyla bu e, üç ayları da inşallah e, feyizle, bereketle ve ruhuna uygun bir şekilde <laughs> e, geçirerek, e, feyizinden, bereketinden istifade ederek... Ramazan bayramına da şimdiden inşallah hayırla kavuşmuş oluruz. Tabi biz bu temenni ve dileklerimizi yaparken yaklaşık işte az önce bahsettiğiniz gibi 100 güne yaklaştı bir katliam var Gazze'de. Bir yandan bizler günlük yaşamımıza devam ederken orada çoluk çocuk kadın yaşlı demeden özellikle çocuklara ve kadınlara yönelik yani. Buranın altını çizmek lazım. E, nüfusu bitirmeye yönelik tam bir soykırım amacı taşıyan bir katliam yapılıyor. E, bu denk gelen veya tesadüfen olacak bir şey değil. Yani e, 23 bin şehidin içerisinden 15 bine yakınının kadın ve çocuk olması 10 bin üzerinde olamaz. Tabi tesadüf olamaz. E, bir e, katliam var, bir a, alçakça saldırı var. E, bizler de burada... <laughs> Artık yediğimizden içtiğimizden utanır hale geldik. Bazen insanın yemeği boğazında düğümleniyor. Hala da sosyal medyada görüyoruz katliamı ama her şeyde bir hayır olduğu gibi bu katliam da bize birkaç şey gösterdi. Öncelikle 7 Ekim'den başlarsak yenilmez İsrail algısı ve Siyonizm. E, büyüklüğü da dahil bunu olmak üzere ki bizim Mossad'a yönelik yaptığımız operasyonlar da dün Sayın Cumhurbaşkanımız çok güzel <laughs> dile getirdi. Ondan sonra e, İsrail hayretler şaşkınlık için, içindeymiş. Daha çok şaşırtacağız diyerek ve buradan tabi bu operasyonla birlikte hem Sayın e, şimdiki Dışişleri Bakanımız e, e, şeye e, Hakan, Hakan, Hakan Fidan, Hakan. Fidan Bey'e hem de e, şu anki MİT Başkanımız İbrahim Kalın Bey'e de buradan Allah yardımcıları olsun diyelim mit bir devrim geçirdi. Mossad'ın çökülü yenilmez veya işte gizli çok böyle kahraman olan dünya nezdinde öyle bir sunum yapan Mossad'ın aslında bir kağıttan kaplan olduğunu, İsrail'in aslında o antisemitizm yalanı üzerinden kendini mağdur gösteren İsrail'in nasıl bir gaddar hayvan bile diyemeyiz. Hayvanlar da daha merhametli bir insanlık dışı bir e, varlık olduğunu, bir yapı olduğunu gördük. Ve artı buradan çıkan bir başka sonuç da e, şunu gördük. Yani bizler gerçekten bazen e, Müslümanlar olarak bu ülkede yaşayan ki Müslüman ben hep İsmet Özel'in ve Necip Fazıl'ın tanımlarını kullanırım. Küffarla mücadeleye göz alan her Müslümana Türk denir. Çok güzel bir tanımdır yani aslında o ırkçılığı da biraz dışarıda tutan Ümit Özdağ da sen işine bak diyen anlamazsın bu işlerden diyen bir tanım. Yani şu biz e, nasıl büyük bir nimetin içerisinde olduğumuzu bazen fark edemiyoruz. Bir sosyal medyada Hristiyan bir hanımefendinin işte İslam'a müşerref olduğu o anla ilgili videolar çok dolaşıyor. Birisinde ben çok ilginç yani çok can yakıcı bir şey böyle insanın için ürperten diyor ki ben bundan 5-6 ay önce diyor İslam'ı araştıracaktım bir şekilde. Kur'an-ı Kerim'e açtım bir ayet denk geldi. Biz onları zalimlerin e, cehenneme atacağız, derilerini yakacağız, sonra tekrar onlara yeni deri vereceğiz, azabı iyice tatsınlar diye. Hemen bu ayet okuyunca kapattım. Kur'an'ı bir kenara koydum. Böyle sadist bir haşa yaratıcı olamaz diye. Ama şimdi bugün baktım bu İsrail'in alçak saldırılarına ve gerçekten böyle bir yerde lazım ve Allah'ın büyüklüğünü bir kez anladım. Onun için şu an İslam'a giriyorum diye. Bir de o anda görseniz Kahraman bir onların içine sanki böyle asır saadette İslam yeni vahiy geliyormuş gibi. Peygamber Hı. Efendimiz'in etrafında toplanırdı. Sahabe ne geldi ya Resulallah ne emir var hemen uyalım. O böyle kapşonunu falan kapatmış başörtüsü gibi titriyor kadın mutluluktan huzurdan bunu gördük yani Hristiyan aleminde ve diğer dinlerde İslam'a büyük bir teveccüh ve yöneliş var Yahudi soykırım yalanı <laughs> ve antisemitist o artık ellerinde sopa olarak kullandıkları o yalana da e, kimse inanmıyor artı e, İslam'a yöneliş artıyor ve Hamas en önemlisi de Hamas bizi diriltti bizi boykotla o pis gazlı içeceklerle o pis hamburgerlerle o batı şeyiyle e, emperyalist kapitalist sistemin içerisinden hepimizi çekip çıkardı, arındırdı. İmanın gücünü gösterdi. Bir Filistinli'nin oradaki direniş karşısındaki bir vatandaşın hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. O ne güzel kefildir. O sözleri ve bunları canlı olarak şahit olduk ve belki de İslam'la müşerref olmanın şerefini bir kez daha yakından tatmış olduk. Ne güzel bir dinimiz var onu görmüş olduk. Hamaslı mücahitlerin esirlere davranışında peygamberimizi gördük asr-ı saadeti. Ki esirlerin çoğu peygamberimizin Müslümanlar ona davranışını görüp Müslüman onlardı. Bence o kızların, o hanımların, o kadınların birçoğu da belki içlerine e, hidayet doğacak. Yani buradan çok, bu şerden çok hayır çıktı. İnşallah şunu temenni ediyoruz. Rabbim Ramazan'a Bayramına Hamas'ın şanlı bir zaferiyle bizleri ulaştırsın. Allah her şeye vekildir, kefildir, kadirdir. Her şeye gücü yeter. Belki bize buradan ibretler veriyor. Bizi olgunlaştırıyor. Kendinize gelin diyor. Ee, i̇nşallah o duayla, o niyazla bu mübarek Regaib kandilinde... ...İsrail'in de kahru perişan olduğunu görerek Ramazan bayramına gireriz. Cemal e, hocam siz ne dersiniz? Özellikle bu İsrail'in yargılanması meselesi. E, Gazze'deki saldırıları ve yol açtığı tabii katliam nedeniyle soykırımla suçlanıyor İsrail. Tabii e, burada öncelik e, askeri operasyonların askıya alınması. Tabii bu yargılamadan nasıl bir karar çıkabilir? E, bağlayıcı bu kararlar ama bir yaptırımı da yok hani İsrail'in katliamlarını durdurabilir mi ya da bir emsal mi teşkil eder bundan sonrası için ne söylersiniz? Öncelikle Ahmet Hoca'nın dediği gibi dualarına amin diyorum. Allah dualarını kabul eylesin. Şöylemiş cümlemiz, cümlemiz hocam. Tam İsrail'in <laughs> İsrail ilk defa Uluslararası Sınaklar Mahkemesinde yargılanıyor. Soykırım suçu İlk Allah defa değil mi hocam? Evet. Bu çok Soy, önemli. Soykırım soykırım uğradığını iddia eden İsrailler bugün soykırımcı olarak yargılanıyor. Yardım. Bu insanlık tarihinin en büyük gübretlerinden biri. Bu arada bütün Müslüman devletleri bir araya bir kenara koyarak Güney Afrika'ya ve e, onların insan hakları mahkemesini devlet olarak başvurarak çünkü onlarda da soykırıma uğramışlardı. Evet, dik duruşlarından dolayı onlarda da tebrik ediyorum ya yani insanlık adına Müslümanlar adına tebrik ediyorum. Güney Afrika'daki ülkenin yaklaşık yüzde %15'inde bir Müslümanlık söz konusu. Buna rağmen bizim Müslümanlık adına Müslüman devletlerin yapamadığını yapan bir girişimde bulundu ve bütün batıyı karşına alarak. Zaten. Hocam bütün... çok özür dileyerek araya gidiyorum. Bir son dakikamız var onu da isterseniz e, dile getirelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Regaip Kandili e, dolayısıyla bir mesaj paylaştı. E, aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyla'yı Regaib'ini tebrik ediyor. Bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Araya girdim ama buyurun hocam. Cumhurbaşkanı Erdoğan <laughs> da aslında Filistinli yani. kardeşlerimizi bu noktada yad ediyor. Anıyor evet. şehitlerimizi. Şimdi baktığımızda yani Güney Afrika'nın bu girişimi gerçekten Müslümanların da takdirine şayan oldu. Yani Müslüman devlet başkanlarını dışarı bırakırsak bir kısmını Müslüman halkların hepsinin gönlünde bir yer edindi. Ben Güney Afrika'ya gitmiştim. Güney Afrika'da bir gün bir cuma namazına girdik. Bir beyaz cumaya geldi, camiye geldi diye etrafımızda büyük bir halk oluştu. Şimdiki Çalışma Bakan Yardımcısı Tıfak Afban Bey Profesör. ikimiz beraber bir kongre yapmıştık ve kongrede Cape Town'daydık. Camiye gittiğimiz zaman o e, Güney Afrikalı Müslümanların, o zencilerin iki tane beyazın camiye gelmiş olmasının büyük bir sevinç zannetti kabul ettiler. Çünkü iki tane beyaz denildi. Çünkü o, yüzyıllarca beyaz tenlerden şey görmüşlerdi, katliam görmüşlerdi. Bizi gelince daha sonra bizim Türk olduğumuzu öğrenince çok mutlu olmuşlardı. Ve e, o mutluluklarını Sayın Cumhurbaşkanımıza, bir, o zaman bir önceki Cumhurbaşkanımız devredeydi Abdullah Gül Bey. Dua ettiler yani sesli dua ettiler. Falan. O zaman daha one minute olayı olmuş. Onun etkisi çok acayip orada hissedilmiş Müslümanlar arasında. Şimdi demek ki büyük bir etki var. Güney Afrika Müslümanlarının da katkısı var bu işte. Gördüğümüz şu ki e, bu Lahya Devlet Divanı'nda İsrail Devleti yargılanırken soykırım suçlarıyla yargılandı. E, sabahleyin televizyonlarda, Türk televizyonlarında hem ara araç sürüyordum yaklaşık bir saat dinledim düzenli olarak. E, Güney Afrika Adalet Bakanı e, İsrail Devleti'nin işlemiş olduğu soykırım suçlarını... E, Soykırım yasasına şeyine uygun olarak e, maddelerini birer birer sayarak e, ifade etti. Çok güzel özetledi. E, ve bu özetleme karşısında yani İsrail'in ne savunma yapacağını yarın göreceğiz yani. Ama İsrail de mahkemeye süreleri birer saat uzatma ile ilgili başvuru yapmıştı. O da uzatıldı süreler mahkeme süreleri. Her günkü duruşmalar yine büyük protestolar vardı Lahide İsrail'in yapmış olduğu katliamlara dolayısıyla, soykırıma dolayısıyla. Ve soykırıma o Lahide gelenlerin de televizyonlarda verdiği görmüşsünüzdür. Büyük çoğunluğu batıllar yani. Evet. Ve büyük çoğunluğu, pataj Japlar'ın bir kısmı yani büyük çoğunluğu da Hristiyan yani. Batılı televizyonlarda verdi, onlara da baktık yani. Yani bir Hristiyan dünyasından bile bu artık e, İsrail'deki yapılan Filistin'deki soykırıma, katliama, insanlığın katledilmesine büyük bir tepki var. Yani onlar dayanamıyorlar artık. Yani böyle bir durumla karşı karşıya. İsrail devleti bundan dolayı mahkeme ne olacak bilemiyoruz. Uzayacak, epey uzatırlar. Yahudi diasporası çok güçlüdür. Yargıçları, savcıları hepsini tehdit Şüphe yok. Devletleri tehdit Bundan da şüphe yok. Ama İsrail bundan dolayı Bence büyük bir ceza alacak. Yani bu cezanın yaptırım gücü olup olmadığı ayrı bir şey. Biliyorsunuz Sırbistan devlet başkanı da aynıydı. Bosna katliamını yaparken. Karadis de öyleydi. Bosna Stalin derlerdi. Ama bir gün sonunda aradan zaman da geçse bu mahkemeye getirildi. Tutuklandı ve ömrünün hesabını veriyorlar. Verdiler. Bir yani ben Netanyahu'nun da etrafında halka yavaş yavaş dağılıyor. Yani daralıyor. Bu daran halka Netanyahu Kabinesindeki birçok şey, bakan ve askeri suçlar devamda. Sadece bu insan hakları mahkemesi hızlı olduğu için devlet yargı, bir de birey yargılamaları var. O uzun sürüyor ama o birey yargılamaları da gelecek peşinden. O çoluk çocuklar hedef göstermeden zevk için buranların bunları videolara çekip ailelerine göndermeler, hepsi delildir. Onlar uzun sürecek ama bunlar 20'li yaşlarda, 50'li yaşlarda. Mahkeme cevap veren yani 10-15 sene suyu mahkemeler bireysel. Onlar da ayrıca davalara konu olacak ve onlar da bir gün bunun hesabını verecekler. O paylaştıkları videolar onların sonları olacak sonunda. Hocam bir ek olarak tabii şimdi Cemal hocamız da söyledi özellikle Batı dünyasında da artık bu katliamlara karşı ciddi bir tepki evet. var. İnsanlar sokaklarda işte Londra'da, Paris'te. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Lahey'e ek olarak uluslararası ceza mahkemesi de İsrail'in savaş suçları işlediğine ilişkin kanıtları topluyor ve Londra'da da e, havalimanlarında Gazze'deki katliama tanık olan veya mağdur kalanların polisle İsrail'in suçları konusunda bilgi paylaşabilmesi durumu söz konusu. Sanki yavaş yavaş yayılıyor gibi bu durum. Ne dersiniz? Yani İsrail'in e, 7 Ekim'den bugüne kadar yaptıkları insanlık vicdanında reddediliyor, kabul edilemiyor. Gerçekten de şu 7 Ekim'den bugüne kadar hele ilk başlarda hepimiz çok çökmüştük. Kabul edilebilir bir şey değil. İlk başlarda Avrupa devletleri ve Amerika'nın her ne kadar İsrail yanlısı tutumları olsa bile yani hükümetlerin davranışlarıyla, halkın davranışları farklı orada. Ve artık halk Yavaş yavaş e, sesini daha da fazla etkinleştirmeye başladı. 21. yüzyılın aslında bir krallığı varsa kitlelerin krallığıdır. E, bu Gustav Bon'un da bir sözüdür aynı zamanda sosyal psikolog. Kitleler Psikolojisi kitabı evet, çok güzeldir. Orada bunu söyler. Gerçekten de artık e, kitleler hükümetlere ve dünya politikalarına yön verir hale gelmeye başladı. Şimdi burada mitin kuruluş yıl dönümünde mit Başkanımız İbrahim Kalın'ın açıklamasını okurken orada bir ifade çok hoşuma gitmişti. Ben burada onu biraz açmak istiyorum. <laughs> Diyor ki artık kaos ve kargaşa dünyanın yeni trendi oldu. Yani bu manada cümle tam öyle değil de demek istediği şu. Müesses var olan mevcut düzeni kuranlar şu anda kendi putlarını yiyen pozisyondalar. Yani biz e, insanları tanımlarken şöyle deriz. Ya o adam şunu yapar bunu yapmaz. Niye? O adamın kuralları var, bir karakteri var, bir çizgisi var. Şimdi e, dünya içinde insan hakları alakalı bir düzenlemeler vardı değerlerle alakalı bir düzenlemeler vardı doğru veya yanlıştı ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan eski dünya düzeni ki sonradan yeni dünya düzeni demeye başladılar değiştirmeye başladılar bir değerler sistemi vardı yani dünyada artık şu yapılamaz diyorduk ama o değerler sistemine göre eski düz sisteme göre artık bir soykırım <laughs> yapılamaz derdik ama artık yapılıyor. Ve her geçen gün devletlerin tamamen çıkarcı ve güç odaklı yaklaşımları nedeniyle değerler sistemi kendisini kaybetti artık. Gözükmüyor. Ama şu anda İsrail'in insan haklarıyla alakalı, soykırımla alakalı yargılanıyor olması, lahide yargılanıyor olması bizi bir nebze, bir nebze insani değerlerin ...tekrar can bulmasını sağladığını görüyoruz. Bu bir ufak bir tesellidir. Sonucun ne olacağını bilemiyoruz. Ama İsrail gibi yıllarca, yani 45'ten bugüne kadar... ...dünyaya hep soykırıma uğradığını iddia eden bir toplumun, kavmin... ...veya devletinki kavim diyelim bunlara, bunların o soykırımı aynen... Gazillilere uygulaması, Filistinlilere uygulaması tam bir çelişki. Güney Afrika'nın buradaki duruşunda hocamız Cemal hocamız söyledi. Orada biliyorsunuz biz Güney Afrika ile ilgili Hollywood filmleri de vardı. Onların bir Teneke evler var evet, orada. Evet, Teneke evler her taraf. Çok var. Yani o Güney Afrika'nın yerlileri. E, teneke evlerde yaşıyordu. Ama güzel evlerde yaşayanlar beyazlardı. Gelmişler oraya çökmüşler, <laughs> sömürgeleştirmişler. Çitlerle de örmüşler teneke evler tarafını. Giden <laughs> normalde görmüyor. O filmin adı da vardı. Ben kendi yaşadım filme gerek yok abi. <laughs> taksi diye bir filmi vardı. Şehrin ismi tam hatırlamıyorum. Onlar <laughs> yaşadı Town'da var. Town'da. Evet. Yani var. En o insanların var. şu e, soykırım davasına Güney Afrika'nın açması aslında bize bir şey gösteriyor. Onlar insan. Gerçekten insan. İnsan kavramının karşılığını verdiler bunu yapmış olmakla. Ne demek istiyorum? Şundan bahsediyorum. Kendileri ayrımcılığa maruz kalmış bir toplum devleti yönetmeye başlayınca o beyazların sultasından kurtulup devleti kendi devletlerinde yönetime geçince şunu yaptılar. Gazze'dekini görünce bize yapılan o ayrımcılık, yok sayma, e, ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapma e, davranışlarına tepki olarak İsrail'in de Gazze ve Filistinlilere ikinci sınıf insan muamelesi yapması, hatta insan da değil, hayvansı yaratıklar diye tanımlamaların karşısında e, Güney Afrika buna hayır dedi. Çünkü onlar bunun acısını biliyorlar. Ve e, bu davayı ben Güney Afrika'nın açmış olmasını o manada, o noktada e, doğru buluyorum ve tebrik ediyorum. Şimdi biz insan kavramı üzerinden giderken şu o Güney Afrika'nın davranışını diyoruz ki bunlar insandır. Evet doğrudur. Peki insan olanlar bu benzeri davranışı yapması lazımdı. Güney Afrikalılar ayrımcılığa maruz kaldılar. Peki e, Yahudiler e, Nazi Almanya'sında soykırıma maruz kaldılar mı? Kaldılar. Bunlardan beklenen neydi? Başkalarına yapmayın. O acıyı siz çektiniz. Başkalarına yapmayın bunu. Ve şu anda birçok çevrede arkadaşlarla da olduğumuz zamanlar veyahut da insanlar artık aleni de söylüyorlar. Sosyal medyada da yazıyorlar. İsrail'in yaptıkları artık ...Hitler'e rahmet okutur seviyeye geldi deniyor. Kesinlikle. Ve bunu insanlar e, rahatlıkla da söylüyorlar. Gerçekten de İsrail'in şu yaptığının... ...Hitler'in yaptığından hiçbir farkı yok. Fazlası var. Fazlasıyla evet. da var. E, yani bir nesli tamamen yok etme. Ahmet hocamızın özellikle altını çizdiği o çocukları ve kadınları katletmelerinin gerekçesi şu... ...düşüncelerindeki arka plan o... Çocukları öldürelim yoksa yarın bir gün bunlar büyüyünce karşımıza çıkarlar. Kadınları da öldürelim doğurmasınlar. Çocuk doğuramasınlar. Çocuk doğuramasınlar. <laughs> yani bu Aklanmaz gerçekten ya. tam bir soykırım uygulamasıdır. Kelimenin tam karşılığı <laughs> bu. O nedenle ben bu yargılamanın İsrail için ağır bir şey olduğunu tahmin ederiz. Ama İsrail için bundan verilecek bir ceza aslında 7 Ekim'den sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını söylediğimizde bunun ayakları daha da yere basmaya başladı. Evet İsrail için bundan sonrası 7 Ekim'den öncesi gibi olmayacak. Aynı şekilde Amerika için de öyle. Blinken geldiğinde e, İsrail'le de görüşmüş. İsrail, bizden sonra da İsrail'e gitti. İsrail'le de yaptığı görüşmede... Son şeyde mi? Geçen evet, son ziyaretinde sorayım. orada savaş kabinesiyle görüşmüş. İsrail'in K3 medya organında <laughs> yazılan bilgilere göre şöyle aralarında tartışma geçiyor. Şiddetli bir tartışma geçiyor. Ve Blinken diyor ki artık diyor bu kadar olmaz. Bir kere siz orada iki devletli çözümü kabul edeceksiniz. Ve sivillere karşı... Bu davranışınız kabul edilebil, edilebilir değil artık. Yani Amerika artık dişini göstermeye başladı. Çünkü İsrail'in sıktığı her kurşunla şehit olan Filistinli'nin kanında, Amerikanın da dahli vardır. Kesinlikle. İsrail ne kadar suçluysa, bir soykırımla suçlanıyorsa aslında Amerika da aynısını yapıyor. Ve Amerika da İsrail kadar soykırım suçlusu olması gerekir. Ama mahkeme ne karar verir bilemem. Fakat insanlık nezdinde ikisi de ve buna destek veren her kimse şahıslar bazında da suçludur bunlar ve mahkum olmuşlardır vicdanlarda mahkumdur bunlar. Evet. Peki İsrail ile ilgili var mı hocam başka? Evet. Yani şunu söylemek gerekiyor yani bu uluslararası adalet divanı vereceği karar insanlığın belki de bu son aşam geldiği bu noktada insanlığı kurtaracak. Çünkü bu cinnet getirmiş halde Yahudiler ve buna cinnet getirmiş halde destek veren Amerikan yönetimi insanlığın bütün erdemlerini yok sayan açıklamalarıyla karşı karşıya kaldık. Ama gelinen bugünkü noktada İbrahim Bey'in devam edersek Millington diyor ki Hamas'ı yok edemeyeceği kesin. Evet. Yani bunlar başta Hamas, İsrail yok edecekti. Hamas'ın yok edilemeyeceği kesin. Çünkü öldürülen her Filistinli yeni bir Hamas üyesi olarak doğuyor. Çünkü kardeşi ölüyor, annesi ölüyor, ablası ölüyor. Herkes bu için olabilir. Ve bugün İsrail'de e, İsrail'in Filistin Gazze bölgesinde Sade yaptığı şey 23.649 kişi öldürmüş. 59.604 kişi yaralı. Kayıp ne kadar var bilinmiyor. bilinmiyor. Yani Gazze nüfusunun yüzde üçünden fazlasını neredeyse yok etmiş. Yani yaralı ve şey, bu yaralıların da çoğu ölüyor. Ve kayıpların Sakat sayısı bilinmiyor. Ve Gazze'nin üçte birinden fazlası tamamen yıkıldı. Yani sadece kuzey değil diğer bölgede. Yanılmıyorsa 68 bin bina tamamen evet. yerle bir olmuş. Yani bu, ya, bu insanlığa karşı büyük bir soykırım, büyük bir suç. Ayrıca mahkemedeki deliller Netanyahu'nun konuşmalarından sürüyorlar sadece Netanyahu'nun açıklamaları var Tevrat'tan okuyarak nasıl onları yok edilecek katledilecek ve evet. böyle yapacağız dedi. yani onun için bunların kurtuluşu yok. Onun yok. için Netanyahu'nun bu sabah bir kıvırmaları vardı e, açıklamalarında ilk şeyde hem de kendi kabinesine çünkü o radikal Yahudilerin hiç ölçüsü yok yani, yani Netanyahu da onlardan biri ama dava Netanyahu açılıyor başta koltuk sallanıyor. Ee, onun da ifadesi ne diyor? İşte Gazze'de e, biz asla Gazze'yi işgal etmeyeceğiz. İşte Filistin biz Filistinlerle savaşmıyoruz. Hamas'la savaş, Hamas yok edeceğiz. Kıvırma noktaları. Öyle değil mi? Tabi, işgal... tabi, evet evet, evet öyleydi. Bugün, öyle son açıklama çok net bir oldu. Yani. son ziyareti o ve ziyaret sonrası herhalde evet. aldığı mesajların etkisiyle. <laughs> evet. Yavaş yavaş e, bu şeyde görünen o İsrail e, kendini nasıl kurtarabilir? insanlığın gözünde nasıl şey edebilir? Mahkemeden nasıl dönebilir Netanyahu? Bir de kabinesi dağılıyor. Inside verilen e, şeylerde e, kabineyi dağıtmaya çalışıyorlar. Ondan <laughs> dolayı da iktidardan gider zaten kimse kurtaramayacak. Yani. Ee, hocam izninizle e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 97. <laughs> yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlara geçelim. Bu arada e, sosyal medyada da çok konuşuldu, çok paylaşıldı bir e, kısa bir görüntü var. Şimdi arkadaşlarımız o görüntüyü hazırlayacaklar. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın e, verdiği mesajlar sırasında bu geçtiğimiz hafta az önce siz değinmiştiniz. E, Mossad ajanlarına yönelik o başarılı operasyona ilişkin. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu işin ilk adımı Türkiye'yi tanıyamadınız, tanıyacaksınız, hala tanıyamadınız ama tanımaya mahkumsunuz demişti. O ifadeleri kullandığı sırada Cumhurbaşkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın gülümsemesi, e, sosyal medyada da çok konuşuldu. Bir kısa bir görüntü arkadaşlarımız hazırlamış, hatırlayalım üstüne sizin yorumlarınızı alacağız. <laughs> Ülkemizdeki casusluk şebekesini ortaya çıkaran teşkilatımız bizi tehdit edenlere cevabımızı çok net vermiştir. Tabii bu İsrail'i ciddi manada şaşırtmıştır. Nasıl oldu da bunları toparladınız? Bunları aldınız, yakaladınız vesaire gibi. Daha dur bakalım. Bu bu işin ilk adımı. <laughs> Türkiye'yi tanıyacaksınız. Hala tanıyamadınız. Ama tanımaya mahkumsunuz. Görüntü buydu. Sayın Kalın'ın gülümsediği o anlar da ekrana geldi. tabi ee, şimdi bir dönem FETÖ'cülerin kumpas kurduğu, kumpas kurmaya çalıştığı bir milli istihbarat teşkilatı vardı ama bugün geldiğimiz noktada e, hemen her gün e, çok başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor. Ve son operasyon aslında bu Mossad'a yönelik operasyon da dünyada da ses getirdi. E, Sayın Kalın'ın yüzündeki bu gülümseme neyi ifade ediyor? Sizdeki intiba ne oldu hocam? Ya Önce ben oraya geçmeden önce Sayın Kalın'ı Allah hep yüzünü güldürsün diyelim. <laughs> Hem e, Hakan Fidan hem hakikaten aslında onu diyecektim çok birden de duygulandım şu çok güzel insanlar yetişti bu e, son 15-20 yılda ne bürokratlar ne devlet adamları ne işte o eskilere monşör dedikleri diplomatlar çok güzel insanlar yetişti İbrahim Kalın da bunlardan birisi hakikaten çizgisi düz olan. Ee, e, şey yapısı Anadolu mayasıyla yoğrulmuş olan bir insan. Hakan Fidan Bey de öyle sayın Bakanımız. İkisi de birbirinden değerli. Zaten bu bir bayrak yarışı. Şimdi sayın Kalın'ın gülüşü aslında e, <laughs> siz cin olmadan adam çarpmaya çalışıyorsunuz. Bakın biz de artık eski mit değiliz. Eski MIT dediğimiz MIT'i buradan kutlayalım 97. Teşkilatı Mahsusa eski ifadeyle yıl dönümünü. Her zaman Türk'ün ordusu, Türk milletinin Osmanlı'dan Selçuk'tan itibaren istihbaratı. Ya Osmanlı'da kardinal düzeyinde ajan var. Kardinal düzeyinde. Padişah'a mektup yazıyorlar. Hünkârım yeter artık istavroz yalamaktan bıktık. Bizi şuradan bir azledin diye. Ya Türk milletiyle 3000 yıllık 5000 yıllık geçmiş olan bir kadim medeniyetle sen nasıl aşık atacaksın? Sen yeryüzünde gittiği her yerde lanetlenmiş, peygamberini kesmiş, kovulmuş, şeytanın taraftarı olan bir kavimsin. Beni İsrail'sin, Kur'an'da geçiyorsun. Şimdi de Siyonizm olmuşsun, yaptığın pislik aynı. Getir bizim içerimize şeyh kılıklı, başörtü. Benim aklıma biraz da o şeyler, görüntülerdeki o Mosfot tutuklam evet. tutuklan... Ya bana bir hocamın şunu diyordu. Ey Anadolu insanı. <laughs> bunu her yerde söylüyorum. Hepimize. Ee, sen, bu ülkenin Anadolu insanı yüzde %95 %95'i Müslüman Türk milletidir. Irkı Kürt olur, Laz olur ama Müslüman Türk. İsmet Özen'in deyimiyle küffarla mücadeleyi. Türk kültürü tektir. Müslüman tabii. Türk kültürü. Küffarla mücadeleyi göze alır hepsi. Kelle evet. koltukta. Onun için bu insanlar bu şey do, tonu farklıdır. Mesela birisi dindarlıktı ama hepsi dindardır. Dindarlık tonu şöyle farklı. Biri cuma akşamı hatmi şerif yapar, öbürü içki içmez. O da bir hürmettir, o da bir dindarlıktır. Evet. İkisi de Müslümandır. Yeri geldiğinde ikisi de cihada, gazaya gider, gitmiştir de. Ama bu insanlar, bu bizim kahraman Türk milleti ordusuyla, şeyiyle tek yekparedir. Fakat hep içeriye tefrikalar ajanlar. Sayın Numan Kurtulmuş çok güzel bir şey söyledi. Bundan 2-3 hafta önce meclis başkanımız dedi ki 6 şeyi inceleyelim. Her yerde söylüyorum. 1. E, feriye baskını. Abdülaziz. Sultan Abdülaziz'in hali. 2. Babali baskını. 31 Mart vakası. 3. 29 Mayıs darbesi. Sayın e, Rahmetli Adnan Menderes'in idamı. Efendim 28 Şubat ve 7 Nisan aslında tonları farklı olsa da hepsi aynı amaca. Aynı yani Emanuel Karasulara, Theodor Herzlere hizmet eden, Siyonizm'e hizmet eden girişimler, teşebbüsler. Şimdi hocam şöyle derdi Kahraman Bey. Anadolu insanından %95'ten bu Türk halkını kim daha dindar görünüyorsa ona bir soru, soru işareti koy. Kim daha vatansever görünüyorsa hocam Trabzonlu. Trabzon'daki nenemden kim daha vatanseverse milliyetçisi ona bir soru, soru işareti işaret. koy Erzurum'daki nenemden kim daha dindarsa ona da bir soru ondan daha dindarı da yok ondan daha vatanseveri de yok bak şimdi bu kılıklara neler çıkıyor içinden ha, e, Sayın İbrahim Kalın ve Hakan Fidan döneminde başlayan ve özelleşen daha da odaklara özelleşen derken özelleştirme <laughs> anlamında demiyorum yani odak şimdi akademi kuruldu MIT evet. dergiler yayınlar çıkaracak. çıkacak çıkar, <laughs> çıkar, Tabii. çıkar ilk yayını Ondan sonra şimdi şu anlama geliyor bu. Ee, bizim eski o güçlü Ama ne yapılıyordu? İçeriye e, vesayetler sokuluyordu. FETÖ sokuluyordu. Darbeler yapılıyordu. Biz bir türlü o gücümüzü bulamıyorduk. Şu son 20 yıldır Allah'a şükür ama özellikle büyük, 15, Temmuz, 15 sonrası. Temmuz sonrası kesinlikle bakın %20 idi o zaman yerli ve milli savunma. %80 oldu. %90'lara %100'lere çıkacak inşallah. Dolayısıyla biz bu gücümüz olduğu müddetçe e, ordu, devlet, millet, istihbarat e, hepsi iç, e, bir yek vücut olduğu müddetçe ve tabi bunları yapan biz burada konuşuyoruz da konuştuğumuz şeyler kolay şeyler değil. Yani bu vesayetlerden arınmak ne bedeller ödendi. E, şimdi biz 28 Şubat'ta da benzer şeyler yaşadık. İşte dün de e, adice bir girişim oldu iki gün önce Fati Fatih Cami. Camii'nde. Evet. Allah'a şükür iki dakika sonra şey yakalandı fail. Saldırgan. Saldırgan ele şey yapıldı. Şimdi oradan çorap söküyor gibi gelecek. Bakalım arkasından neler çıkacak. E, oradan göreceğiz. İşte yine bir tane ceza zavallı çocuk şimdi finalleri varmış serbest bırakın falan diyorlar da o öyle bası, başı boş değil o tevhid sancağına yumruk atan. Bakın bunların işte bu şu an elde ettiğimiz devletimizin istihbaratımızın gücü sayesinde artık biz bu tuzaklara düşmüyoruz. Neden? Çünkü bir görünen yüzü var devletin, bir de görünmeyen yüzü. İstihbaratımız gidiyor, ee, Irak'ta, e, Kandil'de, Hakurk'ta, Metinada, e Zapt'ta, Zapt'a nokta atışıyla paketliyor, öldürüyor. Yani sayısız terörist sarı, turuncu, kırmızı kategoride güçleniyor. İstihbarat çok önemli bir şeydir. Mossad çöküyor, milli istihbarat güçleniyor. Allah'ın izniyle bu bu geriye dönüş olmayacak Türkiye yüzyılından. Ha. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olduğu müddetçe onun feraseti, vizyonu, basiretiyle Allah'ın izniyle Allah uzun ömür versin. Ondan sonra bitmiyor ki Hakan Fidanımız var Allah'a şükür. İbrahim Kalın'ımız var, Süleyman Soylu'muz var, az sonra konuşacağız Murat Kurumumuz var. Bir yanda nur akacak Siyonizm, kir akacak Siyonizm bir yanda da nur akacak Murat Anadolu. Hocam. Bu mücadele devam edecek ama. Az sonra konuşuruz. Bu siyonizmin çöküşü yavaş yavaş yaklaşıyor. Şeytan artık iyice askerlerini belli etmeye başladı. İnşallah kadim Türk İslam devleti istihbaratı <laughs> ordusuyla daha da güçlenecek. Ha şunu da kimse demesin. Yok bura e, layık bir ülke. Evet layık ülke. Türkiye layık bir ülke ama bir İslam ülkesi. Yani vatandaşı, devleti, milleti, bayrağı, ordusu, dini, imanı, ezanı bunları nasıl çıkarabiliriz çıkaramayız. Bu ayrı laiklik, sekülerlik tabii ki bir Atatürk ilkesi ama bir yandan da biz İslam'la yorulmuş bir milletiz. Bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değil. Onun için bu imanla e, ve şeyle e, e, bu istikrarla, bu güçle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok daha iyi yerlere gelecek. Allah'ın izniyle. Hakan fidan'a da Allah ömür boyu gülücükler nasip eylesin Sayın İbrahim Kalın'a. İbrahim Kalın i̇kisine, Kalın. de. He, ikisine de, ikisine de. de. Hocam siz dün bir, oradaydınız. Evet. Şey. Ee, sizin tabi izlenimlerinizi de merak ediyoruz. Yani o havayı daha net soluduğunuz için ee, ne söylersiniz? Şimdi birinci olarak tabi kamuoyuna çok fazla verilemedi ya da kamuoyu çok fazla algısına değil ama MIT'in kale yerleşkesi gerçekten büyük bir kale yani Etimeskut'ta müteşem bir tesis yapılmış. Artık bir apart yeni mahalledeki bir apartman dairesi değil de Türkiye'yi değil Türk dünyası dünyanın istihbaratının yönetecek bir merkez haline gelmiş. Çok itiraz Öyle. ettiler hocam ona da israf dediler şatama <laughs> biliyorsunuz siz bunlar bitmezler. Yani müteşem bir bina yapılmış ve çok büyük bir bir ala arazi. Yani bir kapıdan bir kapı etmek için 3-4 kilometre 3 gidiyorsun yani böyle bir kapı kapı şey var farkı var çok farklı giriş kapıları var. Şimdi baktığımız zaman e, bu şeye, testte birincisi Milli, e, Milli İstihbarat Akademisi'nin açılması son derece önemli bir gelişme. Artık Türkiye istihbaratın teorisini üretir hale geliyor. Bu çok önemli. İstihbaratın teorisini üretmek. Çünkü Türkiye artık eski Türkiye değil. Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde Türkiye, e, bugün mesela dünyadaki ülkelerin askeri güçler sıralaması yapılmıştı. Türkiye 8. askeri güç haline gelmiş dünyada. Yani bu son derece önemli bir kategori. Ki siyah ve iha değerlendirmesi de bunun dışında çünkü onlar kap ve oraya girdiği zaman ilk 4-5. ülke kategorisinde olacağız. Yani ilklerle beraberiz yani. Hiçbiri bizden daha iyi değil yani dünyada. içinde olacağız. Şimdi buraya baktığımız zaman konuşmalar son derece önemli. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği müteşem mesajlar var. Sayın İbrahim Kalın Bey'in vermiş olduğu mesajlar var. Buradaki en önemli mesajlarından birisi bence bir Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ekseni. Evet. Hani Türkiye eksen kaybediyor dediler ya, Türkiye artık eksen kaybetmek yerine Türkiye etrafında bir eksen oluşturuyor. Bütün her şey Türkiye ekseninde. Başkaları ne der kaygısıyla hareket etmiyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Evet. Asla öyle bir şey yok ve büyük bir başka bir mesaj da şudur. Türkiye yarına bırakır ama yar yanında yarına bırakmaz. bırakmaz. Bu son derece önemli. Ve İbrahim Kanlı'nın çok güzel bir ifadesi var. Hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır. Yani Türk Milli istihbaratı artık operasyon yapıyor. Ve İbrahim Kanlı bir başka şey yaptı, de ifade etti. O da şuydu, kuantum sıçramasından bahsetti. Son derece bilimsel. Kuantum sıçraması dediğim sıçrama, MIT yani müthiş bir atakla bugün dünyadaki benzerlerin önüne geçti. İşte Mossad'ı nasıl çuvallattığımızı gördünüz. Yani ve öyle bir gelişme kuantistiması şöyle düşünün. Daha dün SİA tarafından kurulan, onun verdiği maaşla istihbarat farkını yapan, yapılan bir Türkiye Milli istihbaratından bugün uluslararası alanda istihbarat takip eden, hamle yapan, sonuç alan bir milli istihbarat var. Ve Temizlenmiş ve arınmış bir istihbarat. İçindeki ihanet çetelerini, sızdırılanları, CIA ajanlarını, FETÖ ajanlarını ya da başka örgüt ajanlarını temizleyerek arınmış yerli, milli ve bizim istediğimiz tam bir milli istihbarat. Yani e, teşkilatı mahsus dedi ya, yani Eşref Sencer Kuşçubaşı rahmetli merhum, yani onun teşkilatı mahsusu gibi. Nasıl işte... Bir Zenci, Zenci Musa meşhur kahramanımız biliyorsunuz. Evet. Zenci Musa gibi bir Zenci Sudanlı'yı alıp Türk Milli İstihbaratı'nın başına, en önemli hamlesi başlıyor da en önemli hamle elemanlarından bir haline getiren ve burada ölme ölümü göze alan ve burada da o hayal üzerine vefat eden Zenci Musa. Ben dinleyicilerime Zenci Musa'nın hayat hikayesini sosyal medyalardan dinlesinler. Bilemiyorsalar ya da sosyal medyada Mehmet Niyazi'nin Yazılamamış Destanlar adlı eseri vardır. Orada Ötügen yayınlarından okusunlar Zenci Musa'nın ne büyük kahramanlık yaptığını. Yani böyle bir milli istihbarat teşkilatı mahsuslarının geleneğine uydu. Ya da teşkilatı mahsusu öyle bir mahsusadır ki... ...onun liderlerinden biri İdris Sunnusi Libya bağımsız savaşını verir, bağımsız olduğu zaman bağımlı olduğu millet yani alem İslam'ın dik duran başı olan Türk milletine başvuruyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden kendisine bir başbakan yollaması istiyor. Ve Libya 48'de, 1948'de bağımsız olunca Sadullah Koloğlu Paşa'yı Libya'ya 4 yıl başbakanlık yaptı. Böyle istihbaratçılar lazım bize. Yani devletine ne kadar Osmanlı'ya teşkilatması kadar ne kadar bağlı olduğunu İdris Esun'un görebilirsiniz. Yani bunun bu geleneğe artık yavaş o ihanet çetelerine sızılan çeteler yönlendiren artık yerli ve milli bir milli istihbaratla karşı karşıyayız. Ve bu milli istihbarat kuantum nasıl yaptı derseniz PKK'yı inlerinde buluyoruz. Zaten içeridekileri geçtik. Dışar sınırlarımızdan 100-200-300 kilometre ilerlerde operasyon yapıyor. İstihbaratın bulduğu gösterdiği noktalardan buluyoruz PKK operasyon. Lider elemanlardı. Başka orada Cumhurbaşkanı bir şey söyledi. Artık biz dedi PKK'nın sempatizanlarını aramıyoruz. O kandırılmış insanlar var. Ele başlarını. Yani sokakta ne olduğu belli olmayan var. Liderlerini buluyoruz. Onları yerinde indiriyoruz. Çünkü esas kimin adam oldukları belli olmayan etçebeler. DAEŞ'e yaptığı operasyonlar. Yine istihbaratımızın o kanun tutturması en önemli şey. FETÖ elemanlarına yaptığı operasyonlar. Ya da Mossad'ın en son yaptığı operasyonu. Biliyorsunuz bu operasyon çok son derece önemli. Mossad ciddi bir eleman yetiştirmeye kalktı Türkiye'de. Buradan alıyor, Karadağ yolluyor, oradan Dubai'ye indirip, Dubai'den Tayland'a gidip istihbarat eğitimleri verip, tekrar geri getirip, ondan sonra Mossad'ın ne için kullanmak istediği, o grupların içine sokuyor onları ve operasyon yapıyorlardı. Bunları da çok iyi bir şekilde gördü ve bunlar bire bire indirildi. Yani Milli İstihbarat'ın yaptığı operasyonlar, İran İstihbarat'ına bu da operasyon yaptırtmadı. İsrail onlar yapmak istedi, yaptırmadı. İsrail, oper İsrail mos şeyini, Mosat'ını yaptırmadı, Rusya yapmak istedi, onları yaptırmadı. CIA de yaptırmıyor. Yani her şeyi takip eden bütün antenleriyle açık gerçek bir istihbarat faaliyeti yapıyor ve bunları bu tip hamlelere kalkan Türkiye içindeki bu istihbarat ağlarının elemanlarını birebir birer ve birçoğu mahkemede yargılandı. Dün işte Rus büyükelçisini öldüren ve oraya sızan o FETÖ'cü ekibin operasyonu mütesizmiş olan onları nasıl gördü, nasıl temizlediyse tüm keylerden arındı. Yani onun için Milli İstihbarat başta şimdiki Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan önderliğinde çok büyük bir yem yapılanma geçirdi. Tabi burada liderlik önemli. Recep Tayyip Erdoğan liderliği olmadan bunlar olmazdı. Yoksa FETO operasyonuna Hakan Fidan'ı verseydik halimiz perişan olurdu Sayın Aslında Bu çok kilit noktalardan Tabii. biriydi herhalde. Dönüm noktalarından belki. Sayın o Cumhurbaşkanımızın 12 Şubat, 12, Şubat. 12 Şubat yıl kaçtı tam o 2012. 2012'de Sayın Cumhurbaşkanı ameliyata giderken FETÖcü 7 Şubat'tı galiba. 7, 7 Şubat, 7 2012. 7 Şubat. 7 Şubat. 7 Şubat 2012'de o ameliyata girerken Hakan Fidan'ı mahkemeye çağırıp tutuklayacakları Tutuklayacak şeyde. Vardı. Ondan sonra köp köp çorap sökü gibi her iş halledecekleri planı vardı. İşte orada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bunu çözmüştü ve ondan sonra da buraya yaptığı yatırım. Yani biz aç kalabiliriz maddi durumumuz iyi olmayabilir. işte emeklimiz ağlayabilir. Biz memurlar daha az maaş alabiliriz ama bu devlet olmayınca, o bayrak dik durmayınca bizim hiçbir şeyimiz bir anlamı yok. İşte Sayın Cumhurbaşkanı bunu sağladı. Neyle? Savunma sanayine yaptığı yatırımla, istihbarata yaptığı yatırımla, ne istihbaratımızın ihtiyacı olan her türlü teknik cihazı üretmek, satın almak, kamulaştırmak, devleti yönetimlerin eline en iyi silahları vererek ve bugün Milli İstihbarat sadece bilgi toplamıyor, aynı zamanda operasyon yapıyor, artık Türk Devleti'ne bir akıl olarak dönüyor. Yani Aske, Milli İstihbarat Akademisi, <laughs> Akademisi ne yapıyor, ne yapacak? Türk devletinin ileriye doğru yapacağı hamlelerin altyapısını hazırlayacak. Bu Ümit Özdağ'ın istihbarat şehitlerimizin ismini verdiği için soruşturma geçirdiği doğru mu böyle bir şey? Biliyor musunuz hocam? Yani bugün bir bilgim yok Ümit Bey'in. Ümit Bey de bu istihbarat örgütleninde çok strateji araştırmaları yaptı, şey yaptı ama bağlantılarla ilgili bir bilgim yok. Hmm. Bir ama şey demek var. istediğim Sayın Cumhurbaşkanının bu şeyde artık Türkiye vesayetle yönetilmediğin en güzel delili. Milli istihbaratı darbe yapmakla uğraşmıyor. Darbeleri hükümete yapılan darbeler haber vermekle uğraşan milli istihbarat yok. Artık Türkiye'nin düşmanlarını analiz eden, Türkiye'ye ilgili hangi kimin nasıl bir hedefi var, planı var. Bu planı e, bozmak için hamle yapan bir Millistihbarat'ı dönüştürdü. Millistihbarat'ın en önemli dönüşümlerden biri bu. Sayın Demirel'in bir lafı var. Diyordu ki Millistihbarat İran'daki darbeyi veriyor, Irak'taki darbeyi veriyor ama bizdekini vermiyor. Bizde darbe yapanları vermiyor diyor. Darbe girişimini. Çünkü bir tuğ genel atıyordu mit başına adam üst komutanın e, şeyine yaptığı operasyonların bilgisini vermesi gayet doğal bir şeydi. Yani onun için olan askeri emir komutayla gider Ama şimdi Sayın e, Özal'la başlayan daha sonra devam eden İllist İmparatı'nın sivilleştirilmesi Erdoğan'la zirveye çıkarak e, emir komuta zincirinden ziyade ayrı bir birim olarak Türk Devleti'nin merkezi yönetiminin emrinde birim olması en önemli dönüşümlerden biri olmuştur. Hocam... E... Siz ne dersiniz? Tabii birkaç başlık var hem bu e, istihbarat Akademisi hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ekseni e, mesajı ve yine e, Milli istihbarat Teşkilatı'nın tabii e, özellikle o 2012'den sonra ve iki, e, darbe girişiminden sonra gelen başarıları. Evet yani e, istihbaratı ben bilgi kavramı üzerinden gitmek istiyorum. Bilgi aslında yeri geldiğin en büyük güçtür. Yani çok iyi silahlarınız olabilir çok fazla paranız da olabilir ama bilginiz yoksa bir gelişme hakkında onlarda hiçbir anlamı kalmıyor. Özellikle de böyle uluslararası arenada güç savaşlarının ve hibrit savaşların bu kadar zirvede olduğu bir dönemde bilgi sahibiyseniz bir ön alabiliyorsunuz, engelleyebiliyorsunuz veya karşı tarafa gerekli cevabı verebiliyorsunuz. Mossad'ın bu Mossad'la MIT ilişkilerine ben biraz temas edeceğim ama iki hocamızın da sözleri çok kıymetliydi. <laughs> MIT şu anda gerçekten de kurulduğu dönemdeki milli duruşunda. Ama arada bazı fasılalar var. O fasılalar e, ne yazık ki MIT'i e, kendi içimizde <laughs> sınırlı olduğunu geçirdiğimiz yıllar vardı. Yani bundan 20 yıl evvel MİT'in dış operasyon yapma yetkisi yoktu bir. İkincisi de MIT'in çalışma sahası daha ziyade Türkiye'nin içiydi. Yani 15 28 Şubat'ta bir gazete manşetini hatırlatayım ben. Birinci tehdit irtica dendi. PKK'yı bıraktılar. Te, o terör örgütünü bıraktılar. Birinci tehdit <laughs> irtica. Bunu o, o dönemki e, silahlı kuvvetlerin başında olan e, kişilerden aldıkları bilgilerdi bunlar. Birinci tehdit. MGK'dan irtici. da hep öyle çıkmaz mı <laughs> komutanım evet, şeyler? Evet. Yani e, birinci tehdidi eğer milletin değerlerini yaşayan yani kendi inancı ve değerlerini yaşayan milleti birinci tehdit olarak görürseniz orada nasıl olacak? Millet nasıl tehdit olabilir? Bir devlet için milletin kendisi tehdit olabilir mi? Devleti kuran zaten onlar. Bugüne kadar 16 tane devlet var. Büyük devletler. Ve bu devletleri kuran millet aynen devam etmiş. Yani biri yıkıldıysa başka bir devlet kurmuş ama millet kurmuş bunu. 15 Temmuz'da da biz neyi gördük? Devlete sahip çıkan milletti. Ve bedel ödeye ödeye devletin bir örgüt tarafından ele geçirilmesine mani olduk. Biz o vakte kadar şöyle düşünüyorduk milleti devlet korur Halbuki devleti ayakta tutan milletmiş ve bunu yaptı milletimiz bedel ödeyerek yaptı bunu şimdi e, mitin ilk baştaki o milli duruşu kuruluşundan e, kuruluş zamanlarında sonrasında hocamızın söylediği gibi maalesef başına özellikle de 28 Şubat'ı bu noktadan okuyarak gitmek istiyorum. 28 Şubat'ı bakmayın çok bir ay sonra 28 Şubat'ın yıl dönümü olacak neredeyse. Çok üzerinde durulmadı bazı şeylerin. Mesela şu soru hiç sorulmadı. Mossad'la MIT nasıl protokol yapar? İsrail'in istihbarat örgütüyle MIT'in protokolü var. 1996 yanılmıyorsam e, yanlış bilgi vermeyeyim ama 2010 yılına kadar bu protokole devam etti. Ve başında e, e, da uzun süre bir kor general vardı bitin başında. E, bu askeri personel. Ve onun üstleri var. Amirleri var. Gelen bilgiler doğrudan yukarıya gidiyor. Başbakana gelmiyor. Eee AK Parti döneminde ise şunlara görüyoruz. Bilgi önemli dedim ya. Şimdi istihbarat gerçekten çok kıymetli. Fakat bizde istihbarat kaç başlıydı? Genel kurmayı vardı. Emniyet vardı. Jandarma vardı. MIT vardı. Dört ayrı istihbarat çalışması yapılıyor ve birbirleriyle ne kadar koordinelidir derseniz çok da koordineli olmuyorlar. Hocam izninizle araya gidelim. Sözünüzü unutmayın. Kaldığımız yerden devam tamam. edeceğiz. Kısa bir aramız var. Ee, saat başında tekrar buradayız. 24 TV 24 Radyo ortak yayınında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Türkiye gündemi devam ediyor ve İbrahim Hocamızdaydı söz. Önemli tespitleri vardı. Hocam buyurun devam edelim. Evet en son cümle e, MIT'in geçtiği aşamalar üzerindendi. Yani 28 Şubat sürecini konuşur, konuşuyordum ve orada biz tamam siyasi olanları biliyoruz. Siyasette olanları biliyoruz. O dönemde fişlenen 6 milyon insan vardı. Ve mitin siz doğacıları yaşadınız. Ha, bizzat yani 28 Şubat'ı yaşayarak yaşadım yani fiilen yaşadım. Bedelini de çok ağır ödedim ve hala da o ödeme devam ediyor. Yani burada bir parantez açayım. Konunun çok dışına çıkmayacağım ama 28 Şubat'ın açtığı yaralar iyileşmedi kapanmadı o yaralar halen devam ediyor yani o dönemde bu fişlemeler nedeniyle insanların sicillerine işlenen yazılar kanunla açık kanunen silinmesi gerektiği halde halen bile karşımıza çıkan o 28 Şubatçıların yaptıkları e, tuttukları raporlar ve vesaireler yani cuma namazına giden subaylar ki ben bizzat kendi ismimin yazıldığı anı hatırlıyorum. Kışların camisine gidiyoruz. İstihbarat şubeden bir tane başçavuş vardı. Elinde bir e, şey not defteri. Tek tek isimleri yazıyordu. Suç muydu bu ülkede cuma namazına gitmek? Ama biz o birileri onu suç olarak gördü ve bizlere de üniformamızı çıkarttılar o zamanlar. Ama Allah büyük sonrasını 28 Şubat'la alakalı bir program yaptığımız zaman detaylandırırım. 28 Şubat'ta bakın neler oldu. Biz MIT üzerinden gittiğimiz için konuyu dağıtmayacağım. Mossad'la MIT bir protokol yaptı. Ve Mossad'ın Türkiye'de bir ofisi vardı. Hatta ben ihraç olduktan sonra çalıştığım gazetede sür manşetten yayınlanan bir haber vardı. Mossad'ın İsrail'in bizim silahlı kuvvetlerimizin kalbinde ofisleri var. Kapısı bile yayınlandı o zamanlar hatırlıyorum ben sür manşetten. İlişkiler bu kadar iç içe geçmiş ki maalesef MIT o zamanlar şu anki MIT değildi. Ve sonrasına baktığımız zaman özellikle FETÖ'cülerin MIT'in içine sızma çabaları ve ki sızmışlar zaman zaman da bir tane örnek vereyim. 15 Temmuz Darbe teşebbüsünden çok yakın o darbe teşebbüsü dönemleri yani daha darbe yapı teşebbüsü yapılmamış ama Türkiye ve silahlı kuvvetlerimiz PKK'ya karşı amansız bir mücadele veriyor ve şu an mit e, ne yapıyor terör örgütünün ele başlarını e, etkisiz hale getiriyor. O zamanlarda silahlı kuvvetlerimiz özellikle sınır ötesi operasyonlarla Terör örgütüne e, operasyon yapıyor fakat ne hikmetse hiçbir tane attığımız mermi yerini ya. bulmuyor. Hiçbir tane elebaşı ölmüyor. Sonra ne oluyor? E, bu daha önce anlatıldığı için başka e, kanallarda da bu tekrar etmekte bir mahsur görmüyorum. Çok gizli operasyonlar. Üç kişi biliyor. Dört kişi biliyor. 16 kere operasyon planlaması yapılıyor, uçaklar kalkıyor, bombardıman yapıyor. Ama nereler bombalanıyor? Dağ taş bombalanıyor. Bombaladıkları yerlerde bir tane terörist yoktur, bir tane terörist elebaşısı yoktur. Şimdi şu an hapiste olan Selahattin Demirtaş'ın bir meclis konuşması aklıma geliyor hemen. Diyor ki siz bir operasyon yapıyorsunuz, dağ taşı bombalıyorsunuz diyor. Demirtaş'ın kim olduğunu biliyoruz Evet Bu bunu söylüyorsa Nereden o zaman, alıyor bu bilgiyi Nereden biliyor bunu Nereden alıyor bu bilgiyi Sonra ne oluyor biliyor musun 16 operasyon yapılır hiçbir sonuç alınamayınca Bu planlama içerisindeki En üst seviyedeki e, Devlet yetkilimiz Diyor ki arkadaşlar biz diyor bu bilgiyi 4 kişi biliyoruz Başka kimse bilmiyor ama onca operasyon yapıyoruz, 16 kere hiçbir şey yok, netice yok. Sonra e, tek tek soruluyor. Ya bu bilgiyi kimle paylaştınız? En sonunda oradaki e, toplantıya katılanlardan biri diyor ki, e, bu bilgiyi diyor biz şeye de vermek zorundayız. E, o bölgedeki e, iş güvenlikten sorumlu, operasyonlardan sorumlu, işaretlemeden sorumlu birime de veriyoruz. Peki o birimin başındaki iki kişi kim çıkıyor? Ömer Halis Demir'in vurduğu hain çıkıyor. Vay be, Semih Terzi. Semih Terzi çıkıyor. Alçak. O ne oldu? O da gitti değil mi? Ömer Halis Demir alnından vurdu onu. Öldürdü. Yani burada mitin uğraştığı terör örgütleri arasında hocamız biraz evvel saydı ya. PKK var, FETÖ var, DH var dev so, o aşırı DHKPC. sol öğe DHKPC var. Tikkos Melaka. Ve bir sürü de başka yani mitin o İbrahim Kalın'ın konuşmalarında hibrit savaş diyor. Hibrit savaş artık biz eskiden savaş deyince kılıç kalkan iki ordu cephede birbirleriyle yüz yüze savaştığını düşünüyoruz. Şimdi öyle değil. Şimdi savaş bir bakıyorsunuz Sinemayla, tiyatroyla veya başka şeylerle Sosyal senin medyaydı. kültürünü bozuyorlar. Sosyal medya ile aileni bozuyorlar. Ya. Yani şu an aileler dağılıyorsa bu bu ülke için bir beka meselesi haline gelmelidir. Ee, veya başka e, değerlerimize yönelik saldırılar. Yani önceden asla yapılamaz dediğimiz şeyler eğer burada sık sık terk, e, gündeme geliyorsa yani ülkenin gündeminde bazı yanlışlar normale dönmeye başlıyorsa orada bir anormallik var. Mesela e, biz erkekler çok seyretmiyoruz. Belki fırsat bulsak seyrederdik. Televizyonlarda gündüz kuşaklarında yayınlanan kadın programları. ya Emin olun o programlar özellikle de hem kadınları hem de gençleri müthiş zehirliyor oradaki çarpık yapılar, çarpık hayat tarzları ve çok tasip edilemeyecek ilişkiler ağı her gün milletin üzerine boca edile edile artık bir kadının bir anda birkaç tane kocalı olması normal hale geliyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ama bunu normale dönüştürülüyor. O nedenle ben mesela Rütük'ün bu konuda bu kadın programları konusunda milli güvenlik meselesi olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi siz onu söyleyince aklıma şey geldi hocam. Geçen günlerde paylaşmıştık, ekranda getirmiştik bu kelimeyi tevhid bayrağıyla. Evet. bir kız diyor ki sokak röportajı yapılıyor. Bu Türk bayrağı değil ama bizim bayrağımız kırmızıdır diyor. Ondan sonra diğer genç bir arkadaş da diyor ki yani LGBT bayrağı <laughs> ne yapacağız o zaman diyor. O diyor özgürlük diyor, o düşünce özgür... Ya kardeşim bu değil de o mu özgürlük? Yani şimdi siz söyleyince o geldi aklıma. Yani o anlamda da çok ciddi bir propagandayla karşı karşıyayız. Yani kelime-i tevhid de bayrak değildir aynı zamanda. Evet. O, o bir ayet değil <laughs> Onlar Arabistan bayrağıyla karıştırıyorlar. Evet Arabistan onu. bayrağıyla Bizimki kelime-i tevhid ordu sancağı olarak kullanılır. Evet. Ordu Osmanlı. sancağı olarak kullanılıyor ama bayrak değil o. Tabi bayrak değil sancak. Bayrak, diyor. Değil. bayrak diyor. O bir ayet diyor. Bizim bayrağımız evet, kırmızı diyor. Bu bayrak yeşil diyor. <laughs> Ve İslam ümmeti, İslam dünyasının her yerinde be, sürekli okunuyor. Yani biz ezanda <laughs> e, söylediğimiz farklı Söylerim, bir şey mi? Canım. La ilahe illallah derken farklı bir şey mi söyleniyor? Günde beş vakit müezzinler e, minarelerden haykırıyor, <gülüyor> söylüyor <gülüyor> bunu. Kelime-i tevhid o bayrak diye okuyanlar hayır o bir herhangi bir devletin bayrağı değil. O Müslüman Müslümanlığın şiarıdır o. Yani bir de ha, hakeza diyelim hilafet bayrağı olsun. Hilafet bayrağı diyor ya. Yani biz şimdi eski bayrağımız değil mi bunlar? Hilafet bayrağında biz taşımadık mı? Ve hilafet nasıl oldu? Kaldırıldı mı? Hilafet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şahsında mündemiştir diyerek kapatıldı. Yani evet. şahsından olarak meclise verildi. Suudi Arabistan hilafeti Kurla, kurmak istedi. Türkiye Cumhuriyeti izin vermedi. Kullandırmadı. Benim şahsımda mı demiştir demişti. Yani bu izin insanlar bazıları halen hafızalarıyla ya da bunlar şahsıra demeyelim de devlet haklı olan, devlet yönetmeye tabi olan, olan, insanlar bunlar ilmesi lazım. Ve toplum da bunu yönetmiş Ama koca koca işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri çoğunun konuşmalarını dinledik. Bu konuşmalar gibi şeyler. Yani kendi taraftarlarına bir siyasi bir akıl, hafıza vermeleri lazım. Türk devletinin siyasi havzası. Geçmişte ben diyelim yok ama diyelim Hum devletinin bayrağı olsa bende. Ben bunu odama asarım. Şey, gerçi odamda Türk Hum devletinin bayrağı var. 16 büyük Türk devletinin hepsinin bayrağı var. Şimdiki bağımsız devletlerin bayrağı da var. Öyle kendi odamda şey var resimde gösterebilir ama. Yani ben bundan şeref duyarım. ben. Yani. geçmiş tarihimde bu bayrağı taşımışım. Yani biz Müslüman olarak taşıdığımız bu bayrak yani ki bu bayrağı en bayrak diye, dedim, bayrak demeyelim de bayrak bir olsaydı diyelim bu, bundan şereftir az. Kanımız la ilahe illallah Muhammed'in resulat diyerek yüz binler, milyonlarca insanımız şehit oldu. Ve şehadet bizim için en ulu makam. Yoksa biz toprak için ölmüyoruz, bir karış toprak için. Ona udvilik verdiğimiz için ölüyoruz. Onun için atalarımızın kanlattığı her toprak bizim vatanımız kabul ediyoruz. Şey, İddiasını Edirne'den Van'a kadar kabul etmiyoruz. MHP, Onun için Gazze için abi. MHP'nin e, genel başkanı Yaşar Bey. Neydi? Şöyle? Yaşar Okuyan. Yaşar yok. Yaşar Yıldırım. Yaşar, Yaşar Yıldırım. Ne Bey. Güzel, güzel konuştu. konuştu. Ne evet. güzel konuştu. Diline Yaş, sağlık. Yaşar abi, Hı. Yaşar, Bey, Yaşar Bey, Yaşar Başkan gerçekten Bahçeli çok güzel. Bahçeli de, Sayın Bahçeli de çok güzel. Tabii. La ilahe illallah. Evet. Hocam MIT'le ilgili sizin... şey, Şunları sadece ekleyeyim o zaman. Ee, yani MIT'in biraz geçmişinden bahsettik. Iıı... Ee, Bakın ihanetler nasıl oldu? Hatırlıyor musunuz? FETÖ'nün Ekrem Dumanlısı vardı. Zaman şeyi şey, yayın yönetim. Diyarbakır'da o zamanki HADEP'li belediye başkanıyla da görüşmeleri falan oldu. Sonra bir şeyleri öğrendik. Arka kapıdan girdi, arka kapıdan çıktı gitti. Kuzey Irak'ta MIT personelimizden bazılar şehit oldu. <laughs> Yani e, MİT'e de operasyon çektiler o zamanlar. Bu PKK'lılar ve FETÖ'cüler birlikte hareket çektiler. O istihbaratlı elemanların i̇şte, isimlerini... kozmik odaya girdiklerindeki aldıkları bilgiyle evet. 800 evet. yakın mit elemanımızın ve istihbarat öldürüldüğü söyleniyor. Ve bunlar isimleri de belli olmadığı için... Yani isimleri kamuoyuna duyurulmadığı için bu manada ama devlet yetkililerin dediğine göre doğru kabul ediyoruz biz yani şeyde evet. Çok çok kan kaybettik yani. Milli vatan evlatları kaybetti. Yani bana göre Ahmet Cener severlerin öldürülmesi de aynı şekilde. Cemal severlerin öldürülmesi de aynı şekilde. FETÖ'cülerin ve diğer istihbarat örgütlerine karşı yaptığı operasyonlarla Cemal Sever son derece milliyetçi, vatanperver bir adamdı. Yani en yakın arkadaşlarından biri Yaşar Yıldırım az önce dedi ya Yaşar Yıldırım en yakın arkadaşlarından biri. Ee, onlar da bu operasyonlara yani sade diş şeyler değil yani siyasiler şunlar bunlar değil mit içerisinde de bu yapılara karşı olanlar da temizlendi çok sayıda kahşif kozunu Trabzon'da ikinci şube öldürdüler bunlar bunların yatacak yeri yok yani bu kadar vatanperver insan, Türk Türk dünyasına her yerde tanınan, Azerbaycan'dan şeye kadar Afganistan'da tanınan, bu vatan için her şeyden geçmiş olan, feda can etmiş bir adam adamı. düzgün olan herkese göz dikmiş. İşkence şeyler. hanelerde öldürttüler. Ve bunların şey yok yani. O öldürten, Bazen, öldürtenlerde hatırlıyorsunuz. FETÖ'cülerdir. Tabi tabi ikinci şubede yaptılar. FETÖ'cüler. Rahmetli Muhsin Başkanlar. Evet, eşrekli, evet. Sistem, yani biz ne konuşuyoruz kastım, Ama şahit. maalesef çok da operasyon yiyen bir kurumumuz oldu ama sonrasında 20 sene evvelinden itibaren MIT'e bir kere operasyon yetkisi verildi. Evet. İçeriye değil dışarıya operasyon yapmaya başladı özellikle. Ee, teknik imkanlar verildi. İstihbarat tek elde toplandı. MIT'te toplandı bunların hepsi. Zaten MIT'in bu temel değişiminden sonra biz MIT'in şahlanışına şahit olmaya başladık. Komutanım burada bir şey söylemek istiyorum. Tabii sadece MIT değil askeriyemiz de aynı. Evet. Bakın İslam dünyasında e, bu 20. yüzyılda kurulan bütün devletlerin orduları bir nevi o ordunun halkın o, o ha, ülkelerin halkını kendi ideolojilerine, temel değerlerine, milli değerlerine dönmeyecek şekilde orduları tarafından, istihbarat tarafından neredeyse tutulmuştur. Orduların onun için, onların içine işte ne yapıyordu? Sen Poit'e gönderiyorsun, yüzbaşı oluyor adam, kurmay kurmayuspa olacak doğru Amerika'ya gönderiyorsun. İyi bir eğitimden geçiyor. Eğitimden geçtikten sonra onlar yine puan veriyorlar. Bu tam eğitildi mi? Tam isti tam şey oldu mu? Bizim değerlerimize alıştı mı? Bize bizimle beraber çalışacak mı diye puan veriyor. Uzun yıllar bunların puan verdiği subaylarımız general oldu. Ne kadar vatan evladı varsa en yükseğe en yeteneklisi albaylıktan emekli oluyordu. Bunlar yeteneksiz oluyordu. Ben akademide yıllarca ders verdim. bunlar ee, bunları yani 28 bu son darbeye giderken en son gittiğim burada yine söylemiştim. E, verdiğim eğitimi stratejik iletişim eğitimi veriyorum. Oradan diyor ki bir subay büyük ihtimal hepsi atıldı onların büyük çoğunluğu. Hocam diyor bırak bu işleri bunları konuşmak yerine yolsuzlukları konuşalım diyor. Ya biz burada stratejik eğitim askeri şeyine geliyoruz. Yani hükümette ilgili şey yap. Bunu ortamda diyen subaylar söyledi. Yani o kadarıyla geçmiş. Bir NATO görevinden gelmiş olan bir kurmay subay oturuyor şöyle arada. Türk subay mı, NATO subay mı olduğunu anlayamadım. Dedim herhalde ben bir daha buraya gelmeyeceğim. Zaten son dersime gitmedim başka bir arkadaşım ya. Yani o kadar artık dayanamaz hale gelmişti. Yani ben milli ordumun içine ne kadar sızmış olduğumu tabii o şeyi görünce, burada ihaneti görünce, kendi halkına kurşun sıkanları, o şeyleri görünce, ki yani bazen şimdi temizlendi şi ama şehirlerde hayır şükür. vardı dersin ya bazı şehirlerde. Bu da öyle. Yani bir yani hayır öyle, temiz temizlendik yani. Öyle Buyur, bir hayır ki siz e, ben sonradan evet. geçtim o oraya. Öyle şeyleri duydum ki inanamadım kulaklarıma. Kurmaylar ordunun gelecekteki yönetim kademesidir. Ve o gece bakıyoruz ki öğreniyoruz daha doğrusu duruşmalarını da takip ettim akademi harp akademileri <laughs> duruşmalarını e, Havacılarını havacıların büyük ölçüde ele geçirmişler içlerinde e, çok az şey kaldı olmayan ya. vardı ama çoğunluğu ele geçirilmiş yani kurmay subayların bir çoğunu ele geçirmişler bunlar sağlam kalanlarda kalabilmiş fakat e, 15 Temmuz gecesi nizamiyelerden Çıkıp ta nerelere yani düşünsenize Çiğli'ye geçiyorlar. Oradan Cumhurbaşkanımızın o suikast maktimi var. Onları yönetiyorlar. Ankara'ya gidiyorlar. Türkiye'nin birçok evet, yerine koş gidiyorlar. Ve sanki arı kovanının olduğu yer orasıymış. Ee, yani biz sizin son cümleniz çok yerine oturdu. Ee, şer'di ama hayra dönüştü. Ve silahlı kuvvetlerimiz o 15 Temmuz darbesinden daha 35 gün sonra Fırat Kalkan Harekatı'nı başlattı. Ve zaferle de sonuçlandı. Ben şeye çok benzetiyorum aslında 15 Temmuz'la bu şu an Gazze'nin mücadelesini. İkisi de Siyonizme karşı ve ikisinde de acılar büyük ama bence inşallah Gazze'nin sonunda bizim 15 Temmuz gibi hayırla sonuçlanır. sonuçlandı. Siyonizme karşı derken ayaklarını biraz indirelim mi yere bastıralım <laughs> mı? Tabii. E, ben şeyi söyledim Mossad mit protokolünü soruyordum. 15, 20, 28 Şubat'taki ilişkiler bunlar ve e, öyle de şahit oluyorduk ki bizim mesela silahlı kuvvetlerimiz o dönemlerde tank 2000 projesi diye bir projemiz vardı. Bakın hala 2023'e geldik. E, 23 yaklaşık 27 sene evvelki meseleden bahsediyorum. Daha hala tank 2 evet. tank altay tankımız milli tankımız daha yeni yeni e, testlerine başlandı. Bunlar envantere girecek. Ve bu tank 2000 projesi için ciddi bir para lazım. O zaman hükümetin de e, desteği ve silahlı kuvvetlerin o zamanki talebi mi diyeyim, e, talebi diyelim hadi. Sabah gazetesinde bir manşet vardı. 150 milyar dolarlık modernizasyon silahlı kuvvetlerde. Böyle bir manşet vardı. E, bu iyi bir şeydi. Ve tank 2000 projesi gerçekleşecek diye uğraşılıyordu o zamanlar. A sonra ne oldu? 28 Şubat darbe teşebbüsü o postmodern darbesi diyelim. Darbe teşebbüsü diyemeyelim. Darbesi. Sonrasında bizim tanklarımız var. Modernize edilmesi lazım. Türkiye'nin milli geliri zaten 150 milyar dolar ya var ya yok. Eee İsrail'in batmakta olan bir tank fabrikası var. O tank fabrikasına adeta can suyu olarak verilircesine bizim bir kısım tanklarımız İsrail'e gönderildi modernize edilsin diye. 650 milyon dolar verdik o zaman. Ve Türkiye'nin bütçesi o kadar zayıf ki bu yokluk içerisinde. E sonrasında 28 Şubat'a bir gün kala veya iki gün kala Genel Genelkurmay Başkanımız İsrail'de. Ve oradan geliyor toplantıya katılıyor. Dua ediyordu orada. <laughs> dua eden de başkası. <laughs> dua, eden de dua eden. de başkası. yani İsrail'e nasıl bu kadar iş şey geçmişiz? Mossad'la nasıl bu şey geçmişiz? Şimdiki Mite bakıyorum. işte açılışını izledik orada. Konuşmaları Hı. izledik. Yani çok şükür milli bir istihbarat teşkilatımız var. Evet. Bunu ne kadar güven, gurur duysak azdır. Peki hocam şimdi 28 Şubat demişken aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada biraz o vurguyu yaptı. Tabi bu külliyede valilerle buluşmada da seçim öncesi kışkırtmalara yönelik uyarılarda bulundu. Aslında az önce siz de değindiniz bu son yaşadığımız Fatih Camii'ndeki evet. e, provokasyonda bunun bir örneği ama e, son süreçte birçok e, provokasyonla karşı karşıya kaldık. E, Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyeceğiz diyor Cumhurbaşkanı ve valileri uyarıyor. Neden bu uyarıyı yapma gereksinimi duydu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Şu an e, kahraman bir puslu bir hava oluşturmaya çalışıyorlar ama çok şükür Türkiye eski Türkiye değil 28 Şubatların Gezi Parkı'nın yapıldığı zamanlar veya işte ta gidelim e, şeye Gazi Mahallesi olaylarına. Hep böyle zamanlarda oluyordu. Yani seçim önceleri veya bir, bir kırılma noktasından önce. işte Maraş olayları falan, e, Zehra Kitabevi olayları hep hatırlıyor. Bunlar yeni hafızalarımızda hala hepimizin canlı. E, Madımak olayları vesaire. Şimdi aslında bu uzun süre e, geçmiş yakın tarihimizde uzun süreçte saydığım bu olayların çok benzerleri belki şu an daha fazlasına yol açacak, daha fazla bir e, şeye provokasyona yol açacak benzerleri e, şu an yaşanıyor. Bakın 3 tane olay aslında son 20 gün içerisinde. Son 20 gün içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımız hepsine çok güzel cevaplar verdi. E, birincisi maç olayı. E, Arabistan'da oynanan maç. Çok net bir provokasyon. Evet. A'dan Z'ye. Bunu Veyahut size ekmek çıkmaz, çıkmaz dedi Cumhurbaşkanı. Aynen öyle. Ne yapmaya çalıştılar orada? Atatürk e, po, e, forma şeyi üzerinden, posteri üzerinden formaya konulmayan ki hiç şey de yok. E, sözleşmede, de, yok. Oradan bir en güzel böyle şeyleri de seçiyorlar. Siyonizm hala hamlelerini yapıyor. Şeytanın planları bitmez. Ne yaptılar oradan? Kulüpler, taraftarlar üzerinden geniş kitleler çünkü bunlar bir e, ...provokasyon oluşturup... ...Atatürk... E, ...şeyi üzerinden simgesi, sembolü... ...hepimizin ortak değeri. Bir e, sağcı, solcu demeyelim ama... ...Atatürkçü, laik seküler... ...Kemalist değil falan şeyi çıkarmaya çalıştılar. Mesela ben orada... ...Sayın Ali Koç'a şunu sormak istiyorum. O karmaşaların olduğu... ...muhalefetin bunu tepine tepine kullandığı... ...birçok gazetecinin... Muhalif siyasetçinin halkı sokaklara çağırdı. Atatürk'e şimdi sahip çıkmayacaksınız, ne zaman sahip çıkacaksınız diye ilk 2-3 gün süreçte bu karmaşanın yaşandığı dönemde neden çıkıp 6 gün sonra Habertürk'te yaptığın o konuşmayı o gün yapmadın? Neden çıkıp bu olayın detaylarını, en azından şunu deseydin, kardeşim Cumhurbaşkanımızın bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Bak bu cümle, bu evet. kadar. Diyeceksin ki Sayın Cumhurbaşkanımız olayın ne içinde, ne dışında, ne sağında, ne solunda. İki, Sayın Spor Bakanımız olayı bizim lehimize çevirmeye çalıştı. Üç, Arabistan'ın bu konuyla ilgili herhangi bir hatası yok. Bu üç tane kelimeyi, ya her affedersiniz Otaköke tweet atıyorsun, üç tane, üç şeye tweet, üç tane çok, çünkü halk buradan yani ama bekledi. Yapmadı. Ben şimdi bunun siyasi şeyine girmiyorum. Muhalefette aldı bunu tepine tepine. Kullandı birçok e, muhalif yazar, sözde, gazeteci falan. Cumhurbaşkanı da onu söylüyor. Bu tarz eylemlerin hep aparatı CHP oluyordu. Oldu işte. Çok net oldu. Allah'a şükür istihbaratımız çok iyi çalıştı. Orada ele başlarının, bakın sosyal medya artık iyi gidiyor. Yani e, istihbarat, emniyet bu konuda <laughs> tak 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 çekiyor. Ne yaptılar? da Kabe'nin üzerine... Atatürk'ün resmini koydular. O resmi daha önce de kullandılar. Tabii Başka kullandılar. Şey de o, kullandılar. O çocuklar işte birilerinin şeyi çıktı, e, aparatı. İkincisi Gazze mitinginde <laughs> 1 Ocak Pazar e, sabah, Pazartesi. Pazartesi sabahı, Pazartesi sabah yapılan Gazze mitinginde o yazık e, Sabi Sübyan çocuk tamam etki ajanı olarak Üniversite kullan. öğrencisi. Üniversite sizin Hatta öğrenciniz olacak. bu. Bizim okulun öğrencisi. Benim evet. öğrencim değil de. yani, yani okulun... sizin Siz de o bir ara bir şeyler yapıyorlar siz de. Yılbaşı Noel ağacı falan filan. hocam işte dikkat etmek yıldızı lazım. Yıldızı Yıldız'da rahat bırakmıyorlar. Ne ben onları... ne oluyor bilmiyorum. O yıldız işine bir şey yapmak lazım. Ben ya ben orada bir grup var. Evet, bilmiyorum. bilmiyorum kaşınabilecek bir yer midir yıldız? Hani Ottu Boğaz içi gibi de değil. Yıldız daha böyle <laughs> hani şey durur ama buralara bence idare olarak da net tepkilerin verilmesi bu şeylerde ben öyle düşünüyorum. O Noel olayı da çok kaşındı çünkü. Yani PKK'ya destek veren imzacı akademisyenler vardı. Komisyon başkanı bendim ve komisyon olarak da ihracına karar verdik. Ama gel gör ki aradan 5-6-7 sene geçti. 6 sene geçti. Hepsini göreve iade ediyorlar şu anda. Etmesinler yani. yani Burada Yıldız'ı, yani Boğaziçi'si, yani, Türk Ortosu, Devleti'ne katil Marmarası diyen, yok ki. Ha deyen, Türk askerine katil diyen, Türk Devleti'ne katliamcı diyen insanlara görevi Kıymetli edelim. hocam, milli meselelerde baban olsa gözünün yaşına bakmayacaksın. Bunun yükü, rektörü dedem, şeyi yok. Benim dedem şehit çocuğu olarak büyümüş savaşırken. Birinci yan harbinde. Onun için bu vatanın sahiplerinden biri olarak kendini görüyorum. Onun için kim dedem, bu konuda nasıl zayıfsa, ben böyle gördüm kendimi. Ama Devleti yönetenlerin bir kısmı insanlar, makamdaki insanlar bu, Burada bazıları... serkeşlik yapılamaz. Yapılamaz. Yok. Yapılamaz. Serkeşlik yapılamaz. Kimse sorumlusu. Bak o Noel olayı da Yıldız'da çok kaşındı. Ben sosyal medyayı çok iyi takip ediyorum. Gazze olayından sonra özellikle. Twitter'ı çok kaşındı. Ve orada çocuklar birbirine düşeceklerdi. 3-5 tane serseri yüzünden. O acı süslüyor. Biri bilmem şey yapıyor falan. Kim o çocuklar bilmiyorum. Orada ne yaparlar ne ederler. Çeksin onun yani her üniversitenin bu tür şeylerde refleks vermeleri lazım. Gerek. İkincisi o hilafet olayı. Yine oradan bir çocuk. Ee, şey bayrak hilafet midir? Adamı. Ya orada biz geçen hafta da konuştuk. Ee, bu dindar muhafazakar kesimin, dindar muhafazakar da demeyelim, Anadolu insanının artık şu siyonist, sabateist, beyaz Türk. Türk de değil onlar. Türk falan değil hiçbiri. Boğaz'da çoğu şey değil. Onlar kaşısan altından kim bilir neler çıkacak. Bunlar karşısında yani, bu yani, özgüveni <laughs> kazanması. Ya ne, ne neden bunu söylüyorum? o beyefendi, abimiz orada esnaf 80 lira para vermiş, o bayrağı, sancağı almış, <laughs> evet. ee, yumruk yiyor. Ya polis de dahil o polisi de kınıyorum buradan. Ya yüzü gözü kanıyor bunun. Orada bir provokasyon çıkacak. Çek alsana o şeyi oradan. Serseriyi çek al. Götür hemen. Şey yap. Ya bir anlamıyor mu polislerimize de bu konularda sosyal olaylarda provokasyon olaylarda ciddi eğitim verilmeleri lazım. Ya da o tür yerlere. O çocuğu ne işi var sabahın sekizinde oraya sadece miting için gelmişler. Kim gönderdi? Final minal olayı değil yani. Bakın burada da kaşındı. Burada da Allah'a şükür başımız burnumuz hiçbir yerimize bir şey olmadan bu olayın altından da çıktık. Bu da tam bir madımak olayına dönüşürdü. Tam bir gazi olayına dönüşürdü. Hocam e, aslında altını çizdiğimiz konu o kadar önemli ki. Yani şey bitmiş, miting bitmiş dağılırken ki olay. Tabii ne işi var o çocuğun ya orada? Şimdi, ya şimdi o vatandaşımız elinde kelime-i tevhid de o yeşil bayrakla diyelim. Miting devam ederken kalabalığa çok yakın bir yerdeyken öyle bir yumruk yeseydi bakın biraz eve kitlelerin psikolojisinden tabii, tabii, tabii. Bah, bahsettim. Kitle dediğiniz zaman insan birey olarak aslında asla kimseye linç yapamaz. E belki de o hedeflemiştir hocam. Sizlikle. Belki o, de o Yani, de, o yani bir burada artık değil. bu iş bu iş hiç öyle basit değil. Ee, ama kitle şuuruna geçtiğiniz zaman biz şu an fert olarak kendi şuurumuzla hareket ediyoruz. Kitlenin içine geçin o futbol fanatiklerini veya futbol maçlarını görüntüyü hatırlatayım. Kimse aleni küfür etmez aslında. Ama futbol maçında kitle hareketi olduğu için orada ağza alınmadık neler söyleniyor. Yalnız hocam orada hani siz diyorsunuz ya Anadolu irfanı diye. Şimdi biz bugün <laughs> Ee, İmam hocamızla da bir özel röportaj yaptık. Onun verdiği mesajlarda geçtiğimiz hafta bu yumruklu provokasyona maruz kalan vatandaşımızın verdiği mesajlar da tam sizin söylediğiniz o Anadolu irfanını yansıtıyor aslında. Yani e, o e, kışkırtma ya da provokasyona karşı tam bir sağduyuyla karşılık veriyor e, evet. bu provokasyona maruz kalanlar. Kesinlikle size evet, evet. Çok güzel konu. Ben diyor Müslüman Türk'üm diyor yani adam şey ağzından burnundan kanlar akıyor Müslüman Türkiye senden şikayetçim diyor. Yani adam çok soğuk kanlı bir şeydi. Kan akarken bunu şey diyor. Öbür taraftan yani dediği gibi polis tutup alıp şey etmiyor Çık yani. Çek Çıkar orada. Çek çıkar i̇şte orada. Işte Çocuklar da de... ayrıca eğitmek lazım ve bu tür insanları toplayıp rehabilit etmek lazım. Bunlar provokatör. Üçüncüsü Allah'a şükür onu da kazası belası şey yaptık. <laughs> Bakın muhalif gençlik diye bir sosyal medyada Twitter'da evet. bir site var. Bu bunun mesajını etki verdiler ajanı. aslında Tam bir mi? etki ajanı. Şimdi kapanmış, evet. bu korumaya mı alınmış bilmiyorum. Mesajını verdiler, o şeyi de orada yayınladılar. Kabil'in üzerinde Atatürk'ün fotoğrafını. Orada çok kışkırtıcı, kılcal damarları oynayan büyük ihtimalle büyük çoğunluğu onların Mossad ajanı çıkabilir. E, bu tutuklananlar Zaten gibi. Zaten operasyonlar devam edecek evet, dedi Milli İstihbarat. edecek teşkilat. inşallah. Mesela o bir hafta, bir buçuk hafta önce e, şehit Metin Yüksel'in, Evet. E, tabutunu koyarak Fatih Camisi'nde işte komünist yeşil komünistler evet. size sıra böyle gelecek Fatih'te bekliyoruz diye. Bakın o meczup denen hiçbirisi meczup değil. O çocuk final minal değil. Bakın Celal Şengör de bugün tweet atmış çocuğun finali var bırakın falan diye. Celal Şengör de olayın işini... Çocuk kandırılmış arkadaşlar. olabilir çocuk olabilir ama yönlendirmiş olduğu kesin. Kandırmış olduğu kesin. Yani Kim biz... yolladı doğruya da bilemiyoruz. O işte asıl o arkadaki şeyleri bulmak ha. bu. Yoksa bunlar maşaya şey, şey etmiyor. Çocuk belki de şey yok yani kandırılmış çocuk. Belki de o adam normal yolda görse abi der nasıl namza der. Ama gel gör ki onu kim hangi amaçla Hocam olur. çocuk diyoruz da Hitler'in 15 milyon çocuk askeri vardı. Hepimiz biliyoruz. Normandiya'da gitti bu çocuklar. Kimse de anne babalar ya. Bu Tabii. anne babalar bakın çocuğunuz kime geliyor, kime gidiyor, kimle oturuyor. Alın bir telefonuna bakın. Evet. Telefonuna şifre koyuyorsa o çocuğunuz S sıkıntı içindedir. Bakın herkese söylüyorum. Çocuğun telefonunda annesine babasına göstermeyeceği aykırı bir şey varsa, herkese söylüyorum. Ben çocuklarla çalışıyorum. Komutanım biliyor. Evet. Telefonunda şifre, private hesap, bilmem şu bu varsa o çocuk bir yerlere gidiyordur. Tehlike çok büyük. Allah'a şükür bu bıçaklı olayı da uhuletle suhuletle atlattık. Şimdi neden bunlar üçü önemli? Maç olayı, yumruk yumruğa provokasyon, olayı ve bıçak. Üçü de birer potansiyel Madımak, birer potansiyel Gazi Mahallesi, birer potansiyel Gezi Parkı olabilecek şeydi. Neden olmadı? Az önce konuştuk istihbaratımızın çok iyi çalışması. Sayın İçişleri Bakanımız çok güzel operasyonlar yapıyor. Hiçbir şey yeterli değildir bu ülkede. Yani kimseyi de böyle gökyüzüne çıkarmanın bir anlamı yok. Herkes işini yapıyor. Az önce komutanım söyledi. Keşke Rütük de fevriye o Kızıl Goncalar dizisi konuştuk ettik. Aileyi mavi diye İslami değerlere saldırıyor. Fakat şunu da tamamlayayım. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki Cumhurbaşkanımız Türkiye yazılı diyor. Ama idarecilerin, bürokratların, rektörlerin, bakanların, valilerin hiçbir hata yapma lüksü olmayan bir dönemdeyiz. Asla. Tabii, asla. asla. Veriş alamayacaksa, o koltuğu dolduramayacaksa kimse de oraya oturmasın. Bıraksın yani yapamıyor. Liyakat şey diyorsa bırak kardeşim. Bu konular çok önemli. Bunlar kılcal damarlar. Allah'a şükür şimdi terteviz oluyor. Sosyal medya ile ilgili bu konuların çok daha elzem olduğunu görüyoruz. Çocuklarımızı kandıran bakın bu e, ırkçılık üzerinden şu aralar çocuk hiçbir şey bilmiyor aslında. Ya diyor ki İzmir'e AKP'li giremez. Neden? AKP'li Atatürkçü değildi. Böyle bir şey var mı? Hulki Cevizoğlu ne? <laughs> Mehmet Emin e, ya şey Ya gerek yok Sayın Cumhurbaşkanımız Atatürkçü Atatürkçü değil Ya hocam. Pazar günü pazar günü biz şeydeydik, aday tanıtım toplantısındaydık. Orada CHP'nin evet. çoğu mitinginde olmayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı anıldı. CHP kendi Atatürkçülüğünü sorgulasın, aparatlarına sorgulatsın. Yani CHP'nin Atatürkçülüğü kaldı mı ki? Demle oturdu, kırmızı Hı. alı serdi. Dün az sonra konuşacağız. konuşacağız. Onun için bu ülkenin değerleriyle hiçbir sorun yok. Ne diniyle, ne kurucusuyla, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuyla, ne gaziyle, ne şehitleriyle. Ama Mossad bizim çocukları kandırmaya çalışıyor. Bu ırkçılık üzerinden, Arap düşmanlığı üzerinden, Gazze Filistin olayı üzerinden bir şeyler deneniyor. Ama başarılı olamayacaklar. Hocam siz bekliyor musunuz önümüzdeki günlerde? Yani bu seçim sürecine doğru farklı provokasyonlara tanıklık edebilir miyiz? Şimdi bu provokasyonların ana sebebine bakmak lazım. Ana sebebi seçime doğru kutuplaşmalar. Şimdi Hı. bir önceki seçim Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Aşırı kutuplaşmalar CHP iktidara getiremeyeceği için ortaya oynuyorlardı. Herkesin oyunu almaya. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı Türkiye genelinde favori Cumhurbaşkanı'ydı. Şimdi şu anda baktığımız zaman büyük şeylerde iktidarın büyük şeylerin önemli büyük şeylerde CHP iktidarda. CHP bu iktidarın devam ettirilmek için büyük şeylerdeki yani hakim olduğu büyük şeyler Türkiye'nin can damarları Bununla iktidarı devam ettirebilmek için kutuplaşmaya destek vermiş olabilir. Ya da CHP'nin e, yönlendiren gruplar ya da CHP'nin kazanmasını isteyen gruplar kutuplaşmadan medet umabilirler. Onun için bu arttırılabilir. Yani ben CHP kurumsal yapısı suçlamıyorum ama şunu söylüyorum. Yani burada birileri bu belediyelerin devamı için e, mevcut seçimde, bir, çünkü CHP'nin üstünlüğü var büyük şeylerde. E, ve bunun içinde kutuplaşmayı destekleyebilirler. Onun için buna akıllı olmalar lazım. Biz demokrasideyiz. Bu ülkede bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti milli görüş ya da diyelim 94'ten beri yönetiyordu. Demokratik bir şekilde 25 yıl sonra verdi. Bu ülkede iktidarlar da demokratik değişmelidir. Belediyeler de demokratik değişmelidir. Bu tip kutuplaşma Türkiye'nin temel değerlerinin dinamik de, temel değerlerin dinamik sık sıkarak olmaması lazım. Buna hangi taraftan geliyorsa ona da sahip çıkılması ve kullanılmıştı bu dediğiniz insanların hepsi kullanmış adam. Çünkü bunların böyle bir geçmişi yok. O çocuğun nesi olabilir? Yani geçmişte şey yok. Birisi kullanmış. Ya da diyelim o Fatih İmam bir adam ne şey var yani? Gidip onu bıçaklıyorsun. Oradaki bir başka şey bıçaklıyorsun. Bunu kim yollamış oraya? Yani bunların arkasındaki yapılar ortaya çıkarıp bunlar da kamuoyuyla paylaşmamız lazım telefonları, ilişkileri, şunlar bunlar direkt kamuoyuna istihbarat ya da şey emniyet bu bilgilerimiz lazım ki biz vicdanen rahat rahat olalım. Çünkü bunların daha önce böyle bir şeyleri yok. Başka bir sürü provokasyonlar çıkacaktır. Biz Fadime Şahin olaylarında gördük, başka şeylerde gördük. E her zaman bunu yapıyor. Sivas olayları ne şey var yani? Adamlar tamam. Az Nesin'i ben asla sevmediğim bir adamdı. Ama o madımağı yakmaya kalkanların durumu neydi? Yani Kitle psikolojisi. Kitle işte madımakta harekete kitle, geçti. Kitle psikolojisi. Büyük Birlik Partisi orada yan binada olmasaydı o bir meşhur e, Arif Sağ'dan diğer bir sürü de sanatçı evet. da ölecekti. Yani e, onun için e, bu kitle psikolojisini Türkiye'nin temel de değerleri üzerinden e, dinamit yapman gruplara karşı e, dikkatli olmak, tedbir almak gerekiyor ve bu konuda da e, hemen e, birileri hemen birine sahip çıkıyor. Hemen avukat yolluyor. Bunun önünde, kime yolluyorsun avukat? Bu devlet Tüm vatandaşlar, bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm vatandaşlar bizim için eşittir. Devlet için eşittir. Devlet tüm vatandaşların hakkını savunur. Yani devlet onun için kimseye iskece yapmak ya da dövmek bir derdi yok vatandaş devletin. Devletin tüm vatandaşların en iyi şekilde kendine katkı yapması. Onun için devlet bunun arkasındakini görmeli. E, tabii ki suç işleyenin e, kanunu bir cezası varsa karşılığını görecek. Ama esas arkadaki yapıları görmemizi engellenirse bu işte kötü. Onun için siyasi yapılar bunlara sahip çıkmadan önce bunu kim yollamıştır? Bunun arkasında güç nedir? Bu ferdi bir hareket midir? Yoksa birilerinin yönlendirmesi ortaya çıkmıştır. Çünkü CIA, Mossad e, şu anda Türkiye'de operasyon yapmaya çalışıyor. Ne operasyonu yapmaya çalışıyor? Çünkü kaostan çıkışta yeni kaos oluşturmaya çalışıyor. Çünkü Mossad'ın, CIA'nin orta büyük orta projesinin temellerini Türkiye'nin yaptığı hamleler yıktı. Bakın e, 7 Ekim'de baktığında bütün dünya Filistin'i suçluyordu. Hamas suçluyordu. Bugün gördüğünüz bütün dünyada İsrail aleyhine yürüyüşler var. Çünkü gerçek suçlu İsrail. İşte bugün Lahya'yı divanın Divan Lahi, divanda şey diyor ki Güney Afrika Adalet Bakanı İsrail <laughs> devleti kurulduğundan beri 75-73 seneden beri burada şey ediliyor diyor. Filistinler düzenli olarak katliama tutuluyor. Bunun evet. patlamasıydı bu. Bizimki de sen niye oraya şey, şey yaptı diyor saldırı. İsrail zaten onu bekliyordu. Haklı olmaz çıkarmak için. Ve ilk, ilk saldırılar yapanlar kimdir onları daha bilmiyoruz. Yani Hamas'ın eline kaldı bu. Üstüne kaldı. Hamas kendini savunuyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Hizbullah'ın lideri şey diyor ki. <laughs> Nasrallah'ın ilk bir basın toplantısı yaptı büyük kitlelere. İsrail saldırdı diyor. Yani saldırıyı planlayan İsrail'in İsrail yaptığı İsrail. tezgah diyor bu. Ama biz o zamana kadar biz bile Hamas'ın yaptığını niye gittin saldırdın bunlara dediğini şey ediyoruz. Çünkü o daha sonra eee kamuoyuna yavaş yavaş çıkan kamera görüntüleri videolar, İsrail askerler bir Filistinlileri öldürüyor. O e, festivale gelenleri evet, öldürüyor. Tabii. Ve bunlara vur emri ver. Adam diyor bizden diyor. Vurun diyor yine. Askerlerin konuşmaları da artık yayınlandı. Yani onun için büyük kaos uğraştırmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi de bu kaosun içine çıkıp çekmeye, çekmeye çalışıp burada Türkiye'nin e, bunlara karşı tepki koymasın. Hatta seçime girerken yönetilemez. Türkiye'de bak işte şöyle oluyor cami diyemem, imam o bir tarafta başka Bence şey. ama çok bayat değil yani, yani Bunların bir oyunları hiç... gördük tabi tabii yani. Bu tezgahları çok gördük. Artık tezgahları yemiyoruz yani. Papaz Türkiye'de işte, de, o Riyad olayı o kadar sırıttı ki yani. Evet. Yani İlk real... saatlerden herkes anladı onu yine kışkırtmayacak. İşte çalışıyor. anlıyorsun da bizim tar ma takım taraftarlarımız var ya. Evet. Takım taraftarlarımız takımı yöneticilerin şey haklı görüyorlar. Yani, evet. yani bu da buna inanılmaz bir şey. <laughs> Tezgaha göremiyorlar. Takım taraftarları Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın ki bunlar Türkiye'nin en büyük takımları taraftarları var. Bunların içinde her partiye insanlar var. Ben konuşurken hocam, bakıyorum konuşuyorum. Hocam diyor ya sen de inandın bunlara diyor yani diyorum. Baksana adam şeylerin şeyine ee, FIFA kuralları belli. Sahi nasıl çıkacağım belli ki adamlar inanırlar. Ne istiklal marşımıza laf demiş. Hatta Atatürk orada biliyorsunuz siz Atatürk Fenerbahçelilerin Atatürk ablenli formaları de, var onlarla yani. pozlar var. Demek ki ona da karşı çıkmamışlar. Ama oluşturulan bir imaj var. Ee, taraftar kitlesi de kolay inanır yani. Ve takımın yanında şey ederek ama bu maç değil. Burada e, tezgaha ve büyük oyunu görmek lazım yani. Hocam ne diyorsunuz? Evet. Yani bir yani, oyun var ama e, şimdi geçmişe göre işte 28 Şubat'sa giden yolda döşenen taşlara göre baktığım zaman hani bu oyunlar tutmuyor. Tabi burada e, işte MIT'in kurumların güçlü olması kadar herhalde e, milletin duruşu da önemli öyle değil mi? Yani bir şey şunu gösteriyor. Yani gelişmelerden benim çıkardığım sonuç şu. Şimdi bizim biz bizzat o olaylara şahit olan yaşayan insanlarız. O olayların ülkemize ve insanlarımıza verdiği zararlara da bizzat şahit olduk. Fakat zamanla insanlar unutuyorlar. Veya nesil değiştikçe Tabii. bunlar 50 sene, 100 sene evvelki hikayeler gibi geliyor. Ve birçoğu da haberdar olmuyor bundan. Ee, bazen yanıldığımı düşünüyorum. Anlatıyorum bazı ortamlarda. Yani 28 Şubat'tan bahsediyorum. Bugün de bağlantısını kuruyorum. Fakat dinleyenlerde bir türlü yüzde bir değişiklik olmuyor. Yani anlamıyorlar. Ha sonra düşündüm ki e, ya bunların yaşı kaç? Bir sorayım bakayım. E sorduğumda ya 5 yaşındalar ya 8 yaşında 10 yaşındalar. Bize Malazgirt seferini anlatıp onun yaşamamızı <laughs> beklemek gibi bir şey yani. Evet yani o zaman buradan şu şu sonuç çıkıyor. Yani O, o yaştakilerle konuştuğunuz zaman e, beklediğiniz etkiyi göremiyorsunuz. Tabii. O zaman e, hem medyaya Çok hem de bizler gibi tepiyiz. konuşmacılara bir iş düşüyor. Bu konu gündemde tutulmalı ve, ve sıcak hocam, tutulmalı. hocam pardon komutanım böldüm. Çok önemli. Şimdiki bakanımız Milli Eğitim Bakanı sağ olsun bu konuda üzerine düşenleri yapıyor ama şu yakın tarihin 40-50 yıllık tarihin çok detaylı olarak ders kitaplarında okutulması lazım. Benim, çok önemli yani. Evet, Milli Eğitim müfredatında. Sizin o sözünüzü ben kendi üzerimden söyleyeyim. Benim bilmediğim tarih Türkiye Cumhuriyeti tarihi. Bilmiyoruz. <laughs> Biz e, yani siz biliyor musunuz Cumhuriyetimizin tarihini? Biz ilkokulda okuduk, ortaokulda okuduk, lisede okuduk. Neyi okuduk? Neyi öğrendik? Nedir? Yani biz e, bir kutul zaferini bilmiyorduk. Daha 5-6 sene evvel öğrendik. Değil mi? Bir şeyle. Evet, Mehmet Niyazi'nin yazılamamış testi benim hemşehrim, var. Mı? Benim hemşehrim Sivas Havaalanı'na da ismi verilmiş olan Nuri Demira. Onu kimse bilmiyor. Şurada yani 5 -6 10. Yıl marşında dört bir yani Demir ağlarla ismi geçen kişi diye evet. bir mısra var. Evet. Peki o Demir ağlarla örülen o tren yollarını yapan kim? Nuri Demira. Hatta bakın ne oluyor? Doğuya doğru bir proje yapılıyor. Demiryolu projesi Alman bir firma yapmaya kalkıyor bunu. Fakat bakıyorlar ki yapılacak gibi değil. Bırakıyorlar ihaleyi bırakıp çekip gidiyorlar. Bunun üzerine Nuri Demira çok kısa bir zamanda o zamanki şartlara göre çok, hakikaten imkansız gibi görülen o demiryolu hattını yapıyor. Ve biz Nuri Demira ismini daha yeni öğrendik. Vecihi Hürkuş ismini Allah'tan Hürkuş diye bir uçağımız yapıldı da <laughs> ismi verilince Hürkuş'un ne olduğunu öğrendik. Şakir Zümre. Şakir Zümre deyince benim aklıma hep emaye sobalar gelirdi. Ya. Çünkü o zamanlar emaye soba vardı. Adamı ne hale getirip soba fabrikası kurdurttular değil mi? <laughs> tabii, ya. tabii. Şakir Zümre milli savunma için, savunma sanayi için birlikte hareket eden insanlar bunlar. Devrim otomobilinin benzininin bitmesi. Bunu çocuk... Yani e, söz nereden açıldı? Tarihten açıldı. Tarihten yani, yani biz mesela, biz şeyi çok bilmiyoruz. E, mesela istihbarat mahkemelerini bilmiyoruz bazen. Aynen öyle. Kapalı bir kutu. Kapalı bir kutu. Açık deniyor ama bilmiyoruz. Sadece ben şalcı bacıyı biliyorum. Erzincan'da veya Erzurum'da şapka karnına muhalefetten idam edilen şalcı bacıyı duydum ben. Hatta filmi de yapılmıştı onun. Yani, yani bize nasıl kıydınız diye bir film vardı. Yani biz ilginçtir yakın tarihimizi bilmiyoruz. Osmanlı'yı biz Kanuni <laughs> Sultan Süleyman'a kadar biliyoruz. Ondan sonraki dönemi bilmiyoruz. Bize okutulmadı bunlar. Öğrenmedik. Öğrenemedik yani. Yani ben Sultan 3. Mustafa'nın nasıl hayatını kaybettiğini bilmiyordum. <laughs> Bir savaş sonrasında, Ruslarla yapılan bir savaş sonrasında alına mağlubiyeti kabul edemiyor. Ve e, artık kalp krizi mi, ne bilemiyorum ama o müteessirlikten hayatını kaybediyor. Kabul edemiyor bunu. Divan yolunda, Çemberli Taş'ta e, padişahlarımızdan, hünkârlarımızdan bazılarının kabristanı var, kabri var orada, türbeleri var. Orada gidip okuyorum. Oralardan öğrenmeye çalışıyoruz. Yani maalesef biz hem kendi tarihimizi hem de yakın tarihimizi de çok bilmiyoruz. Yani bir İttihat Terakki meselesini bilmiyoruz. Bir Balkan Savaşı'nı hiç işlenmiyor mesela. Aslında Balkan Savaşı başlı başına 100 yıl geçmiş olmasına rağmen Bugün bile okutulsa en büyük ibretlik olaylarımız. İbretlik bir savaştır o Balkan Savaşı. Nasıl içeriden <laughs> ihanete uğramışız. Özellikle birinci Balkan Savaşı'nda Selanik'in düşmesi, verilmesi, ihanetler. Ya o Balkan Enver Edi, e, 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 şey Edirne Enver alacağına Bulgar'ın olsun diyenler. Ne evet, aldı Evet. Yani şey, Sayın Cumhurbaşkanı demese bu lafı da duymayacaktık. E duymayacak ki ben zarar Türkiye şey önetsin diyorlardı ya. Bulgaristan sınırda e, PKK olsa daha iyidir diyordu. <laughs> PYD olsa birileri yakındı. yakındı. Balkan savaşlarında verdiğimiz şehitler, Balkan savaşlarında uğradığımız ihanet ki o ihanetin en bariz örneği keşke e, programdan önce bu konuya geleceğimizi bilsem bir resim var. Balkan savaşından geldikten sonra bir askerimizin üzerinde askeri paltosu var. İstiklal Caddesi'nde evet. yürürkenki bir resmi var. Hüseyin Nihal şu Topal Asker şiirinin ya yani. ya ya. O askerimiz yani mağlup olmuş bir ordunun askeri üzerindeki üniforması lime lime olmuş, ayağındaki botlar parçalanmış ve o askerin haleti ruhiyesini düşünüyorum da ne kadar acı bir şey. Biz askerimizi hep muzafferlik de biliriz. Hep zafer kazanmış bir ordu olarak biliriz. Ya Balkan Harbi'nde uğradığımız zulüm, ihanet. O ihanet bize ilkokulda anlatılır da aslında Balkan Harbi ile alakalı. İttihat Terakki anlatılmıştı mesela. Ben İttihat Terakki hakkındaki bilgim hala o zamandan kalma bilgilerimdir. O zaman biraz gerçekçiymiş. Ee, yani yakın tarihimizi gerçekten bilmiyoruz. <laughs> bilmiyoruz ve öğretilmiyor da. Müfredat dediniz ya. Çok önemli. Milli Eğitim Bakanımızın bu açıklaması çok e, beni ben de çok sevindirdi. Biz daha kendi geçmişimizi irtibatı bir türlü kuramadık. Yani mesela 28 şey 29 Ekim'le alakalı Cumhuriyet'in kuruluşu ile ilgili bir bayram kutlanıyor. Şimdi ismini çıkaramadığım için yanlış isim vermek istemiyorum ama bir düşünürümüz, bir ilim adamımızın cümlesi şu. Yani koca bir imparatorluğu kaybettikten sonra yerine küçücük bir devleti kurmuş olmanın zaferini kutluyoruz. Böyle bir şey olur mu? Veya da kendi tarihini, kendi tarihini küfreden bir millet nasıl olur? Maalesef biz bunları yaşadık. Yani o 1453, zulüm 1453'te başladı. Ama komutan bir şey Satire. ekleyeyim mi? Bu ben şeye baktım. 1890 nüfus sayımları. Hani bir ünlü düşünürdü. Dünyanın en büyük düşmanı da, haini de Atilla İlhan da diyor. Her ülkenin %10 hain kontenjanı vardır. Bu bizde biraz daha fazladır diye. Bir başka büyük de şöyle diyor. Gavurun en şiddetlisi bu ülkededir, Türkiye'dedir. Yani 1890 nüfus sayımı çok şeyler veriyor aslında. İstanbul'da Müslüman oranı, Türk Müslüman Türk oranı 350 bin civarında, 800 bin kişi içerisinde. Yani Fatih Sultan Mehmet Aman diliğin'e kılıç çekmedi ki. Bu Bizans'ın evet. torunları, yani gayrimüslimleri tenzih ediyorum azınlık vatandaşlarımız, vatanseverlerin hepsi bizden daha iyi vatandaşlar. E tabii ki Harbi'nin kimler kazandı? Ama çok hain de var yani kazandı. bu ülkede. Olmazdı. Çok yani hain var. Onun rahmetli 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal da aynı cümleleri çok. kullanarak söylüyordu. Ee, evet söz e, bir parantez açtık ama parantez biraz çok uzun sürdü. Ama aslında, aslında içimiz dolu değil mi? Gerçekten. doluyuz. Yani e, şu anki Türkiye'mizin geldiği noktaya bakınca biz hangi badirelerden atlayarak gelmişiz <laughs> ve şu anda artık bölgesel güç olmanın da ötesine geçip e, şu Gazze savaşı başladıktan sonra kaç kere Amerika Türkiye'yi yok saydı? Evet. Ama en sonunda ne oldu? Ayağımıza gel. Gel. Hem de seni, nasıl geldi halı bile yok. Senin Çelebi yer hizmetleriyle. Evet çelebi <laughs> yer, yer hizmetlerinin... Yani... <laughs> e, şey tekerlekli merdivenle indirildi. Eskiden sakızcıydı ya vali yardımcısı falan oluyor şimdi o da yok yani. <laughs> yani evet. bu Hakik bizim işte gurur duymamız gerekiyor. İşte, geri, işte istihbarat anlattık ya istihbaratın bu hale gelince evet, devir değişiyor. Yani askeri güç Ekonomik ve siyasi gücü birlikte götürüyor kesinlikle. Peki evet. hocam o zaman bir araya gidelim. E, son bölümle karşınızda olacağız saat başında. Yerel seçimleri konuşacağız özellikle e, Murat Kurum özelinde. Çünkü İstanbul'da ismi açıklandığından bu yana e, deyim ise ilçe ilçe sokak sokak e, dolaşıyor Sayın Kurum. E, araya gidelim saat başında karşınızda olacağız. Türkiye gündemi devam ediyor. Yerel seçimleri konuşacağız. Aslına bakarsanız şu ana kadar konuştuğumuz noktaların da bir ucu yerel seçimlere dayanıyordu. Yerel seçimler öncesi kışkırtma ve provokasyonları ele almıştık ikinci bölümde. Tabi geçtiğimiz hafta pazar günü İstanbul'da aday tanıtım toplantısı vardı. 11 büyük şehirle birlikte toplam 26 ilde Cumhur İttifakı'nın diyelim adayları belli oldu. İstanbul merak ediliyordu. Murat Kurum İstanbul'da da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu ve doğrusu isterseniz adaylığı açıklandıktan sonra e, Sayın Kurum mahalle mahalle, ilçe ilçe, sokak sokak geziyor, dolaşıyor, vatandaşlarla bir araya geliyor. Ciddi de bir teveccüh var kendisine. Tabii e, bir yandan da diğer tarafta da Ekrem İmamoğlu aday ama baktığımız zaman e, pek göremiyoruz bu ara Ekrem İmamoğlu'nu. E, bir yanda yoğun çalışan Murat Kurum. Beş beşe müjdeler açıklıyor, projelerini ortaya koyuyor. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın e, Murat Kurum'un bu temposunu? E, ve bir yandan da tabii görüşmeler de devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Devlet Bahçeli de bir araya geldi. Milliyetçi Hareket Partisi de bu arada adaylarını açıklıyor. Genel böyle bir yorum sizden rica Öncelikle Cumhur İttifakı'nın tüm adaylarında isabetli tercihler yapıldığını hem bugün açık dün açıklanan Sayın... Evet. E, Devlet Bahçeli'nin evet. açıkladığı MHP'nin adayları hepsi birbirinden çok kıymetli. Serkan Bey de bizim evet. yayınlara çıkan Beşiktaş, Beşiktaş ilçe aday. adayı. Ona da hayırlı olsun ahbabımız olduğu için ama diğer tüm adaylar hakikaten bir kere şunda şüphemiz yok. Vatanseverliklerinde, ülke bağlarında ve aidiyetlerinde yani buraya bu vatana hizmet edecek ve gayrını düşünmeyecek insanlar. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Hem tekrar aday gösterilenler <laughs> hem yeni olanlara hem MHP'li hem de AK Parti'den aday ki çoğu yerde de ortak aday çıkardılar. Bunlardan birisi de Murat Kurum Bey. Murat Bey'i biz e, Sayın Kurum'u valla atom karınca gibi hatırlıyoruz. Yeri geldiğinde ayağında çizme silin içerisinde, yeri geldiğinde yangının orada hortum tutarken, yeri geldiğinde bir yerin inşaatının yıkı şeyinde kepçenin içinde hatırlıyoruz. Bu bir özelliği. Çalışkanlığı. Çok. Çok çalışkan. Ee, biz bu dönemde aslında seçim döneminde kendi adıma e, şöyle bir karar aldım. E, muhalefet adaylarını güzel bir Serkan Fıçıcı, bizim Serkan abi evet. güzel bir şey başlattı. Akım yok say görmezden geldi. Medyada. Çok katı, çok önemli. Yani hele hele kişiliği üzerinden, muhalefet adaylarının aidiyetleri üzerinden, memleketli üzerinden değil mi hocam? Çok evet. o 2019 sürecinde bu hatalar çok yapıldı. Buraya asla girmememiz lazım. Sayın kurum bunu çok güzel yapıyor. Bizim diyor rakibimiz ilgisizlik, bizim rakibimiz hizmet götürmemek, bizim rakibimiz vatandaşı görmezden gelmek, bizim rakibimiz vatandaşı küçük görmek diyor. Bu çok önemli bir açılım ve ben bu tempoyu seçim satım haline girdik. Bu süreçte devam ettireceğini düşünüyorum. Bir kere İstanbul'un en önemli iki sorunu trafik ve kentsel dönüşüm. İkisinde de mahir. Dün İstoç'taydı. Ben de o civarlardaydım. <laughs> Konuşmaları yani şunu yapabilmiş sayım kurum. Tabii bu aday açıklanma sürecinde ismi çok sık telaffuz edildi ama ben şunu gördüm kendisinde. Bir kere sorunlara hakim ve bu hakimiyet öyle Seçim sürecinde başlarken olacak şey değil. İstanbul'da biliyorsunuz ciddi 2-3 yıllık Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda müsilajda Murat Kurum vardı. Evet. Efendim kentsel dönüşümde Murat Kurum vardı ve trafiğin de şeylerini biliyor. Özellikle o İstoş'la ilgili ilk tespitin oradan olması çünkü ben de oralarda oturuyorum Başakşehir'de. Trafik gelir İstanbul'un trafiği birkaç yerde kilitlenir. Aslında o noktaları ele aldığınızda ve oralara çözüm ürettiğinizde sorunun büyük bir kısmı çözülecek ama... Bütün bunlardan öte yani sorun odaklı çözüm odaklı olması en önemli şey bu halkın e, insanı yani e, o deprem döneminde e, buradan tekrar deprem şehitlerimiz Allah'tan rahmet dileyelim e, Şubat depremlerinde ya iki ay aynı elbiseyle e, gezinip aynı montla e, yeri geldiğinde bulduğu küçük bir yere çömelip uykusunu almaya çalışan, bir çalışkan ve gayretli bir bakan. İşte yine son dönemde bu adaylığı açıklandıktan sonra sosyal medyada dönen videolara ve fotoğraflara baktığımızda gerçekten halkın içerisinden birisi. Tevazusuyla, alçak gönüllüyle, erdemiyle, annesiyle, babasıyla, ailesiyle, eşiyle, çoluğuyla, çocuğuyla İstanbul'a biçilmiş Kaftan. Tabi sadece o değil, ekibi de çok güçlü. Hem Sayın İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe, hem Esenler İlçe Başkanımız e, Mehmet Tevfik Göksu <laughs> e, şeyler evet belediye başkanımız şey yaptılar. Yani e, bir karmaşa çıkarma üzerine de muhalefet kurgulandı evet. bu adayları biraz işte şu olur bu olur ama orada bir yekpare, para yek vücut olmuş bir ittifak görüyoruz. Ona tabii Milliyetçi Hareket Partisi de eklenmemen Onu da Hemen, e, tam onu söyleyecektim. E, bu seçim geçen seçimden çok farklı gidiyor. Ee, hem MHP hem AK Parti inşallah yeniden refah da yakında buraya eklenir. Öyle görünüyor. Bugün Suat e, Kılıç'ın açıklamalarını dinledim. Yani protokolümüz uygun olursa neden olmasın meyanında açıklamalar var. Bu güçler bir araya geldiğinde ve hata yapılmazsa 2019 seçimlerinde ciddi hatalar yapıldı. Ben hep şunu söyledim. Ee, e, Ekrem İmamoğlu kazanmadı. AK Parti kaybetti. Orada teşkilattaki karmaşalar, işte adayların profilleriyle ilgili yapılan yorumlar Sayın Binali Yıldırım çok büyük hizmetler etmişti ama o bir şekilde o dönem bu süreç yürütülmedi. Şimdi o hatalardan da ders alındığını görüyorum. zaten karşıda muhalefet bloğuna baktığımızda işte Sayın Akşener dün yine tekrar açıkladı biz kimsenin yancısı değiliz diye. Bugün de yine benzer açıklamalar yaptı. Ha, Akşener yarın kalkıp ben tekrar Millet İttifakı'na katılıyor mu der mi diyebilir. Buna kimse şaşırır mı? Şaşırmaz ama deme kırmızı halılar serilerek ittifak açık bir şekilde yapıldığı bir dönemde sıfır nokta virgüllerde bir oy alır eğer oraya tekrar katılırsa. Katılmazsa çalışmak ve rüştünü ispat etmek zorunda çünkü onun da son seçimi olabilir. Bir yandan Özgür Özel'in İmamoğlu'yla olan kavgalarını görüyoruz. Artık resleşme boyutu. Bugün Mansur Yavaş da buna eklendi. Behzat e, Esat şey şey, daha çok tanınıyor. Yani. Erdal, Erdal, Beşikçioğlu. Erdal Beşikçioğlu Ona da Allah hayırlı şifalar versin. Herhalde bir böyle şey sorunu varmış yani hastalıktan ziyade işte uygun olmayan şeylerle ilgili tedavi falan almış herhalde e, bu madde veya uyuşturucu mu şey mi bu, alkol mü neyse ya yani öyle bir kişinin de hani orada adaylı Mansur Yavaş'ı rahatsız etmiş ama İmamoğlu oldu onu bastırıyor. Ya orada CHP'nin içinde bir karmaşa. M e, AK İYİ Parti bir yandan kendini ispat etmek zorunda. E, bu arada Sayın Kılıçdaroğlu'nu hiç unutmayalım. Partilerlendi denmişti. Bir nisancılar bir yanda. Orada bir Meksika açmazı devam ediyor. Herkes silahını tekrar doğrultmuş birbirine. 31 Mart sonrasında yine hesaplar yapılıyor. Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nun kaybetmesini <laughs> istiyor. Özgür Özel kazanmak zorunda ama kendi kazanırsa İmamoğlu da kazanacak. Ne olacak bu iş? Akşener bir yandan rüştür ispat etmek zorunda ama bir tarafta da ilkelerde vatan, millet, din, mukaddesat üzerinde birleşmiş bir Cumhur ittifakı var. Bizim temennimiz siyasi değil vatandaşın hizmet görmesi, İstanbul'un tekrar o eski muhteşem günlerine geri dönmesi, İsparkından, Bel Turundan, Efendim İETT'sinden yürümeyen metro merdiveni, çalışmayan otobüsü, metrobüsü yolunun ortasına dikilen üst geçit ayağından. Yani yine sabah saatlerinde bir görüntü vardı Altunizade'de izade'de evet. yanılmıyorsam. Yani İstanbullular e, arıza yapan araçlar nedeniyle o soğuk havada, dondurucu soğukta ve yağışın altında metrobüs duraklarında ...adım atacak yer yok yani... ...birbirlerine çarpa çarpa yürüyorlardı... ...hani gerçekten biz bu görüntüleri maalesef... Çünkü, ...beş yıldır yaşıyoruz... ...yani bunu e, Kahraman Bey... ...hangi partiyi oy verirse versin... ...hiçbir Türk vatandaşı hak etmiyor... ...bizim vatandaşımız çok nezihtir... ...hakikaten Anadolu irfanına da sahiptir... ...bir tepkiyle... E, CHP İstanbul'da iktidara getirdi... E, ...bir o zamanki şey... ...ama şu an o atmosfer yok... ...özellikle şunu noktalı, vurgulayarak noktalayayım... O zamanlar oluşturulan Sayın Cumhurbaşkanımızın karşıtlığı etrafında konsolide edilen o patolojik Erdoğan karşıtlığı mayası da çöktü. Şu an öyle bir maya da yok. Şu an zemin, zaman ve ortam açısından Sayın Kurumun lehine asla bir rehavet olmaması lazım. Bu konuda AK Parti ve MHP teşkilatlarında bıçak sırtında görerek her zamanki teşkilatlar devamlı öyle ama hizmet odaklı ve karşı tarafı, Görmezden gelerek vatandaşın sorununa çözüm olacak açıklamalar yapılırsa, vatandaşın kalbine dokunursa, 31 Mart sabahı, 1 Nisan sabahı inşallah e, Millet İttifakı'na bir 1 Nisan şakası olarak e, kazandık. <laughs> Cumhurbaşkanı Yardımcı' diye <laughs> Ekrem'le Mansur Bey'i yan yana görüp ama bunun bir şaka olduğunu da hizmet olsun diye vatandaşımıza Biz görmek Biz şakalara alışkınız. Yani e, on, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta... Anketçiler de yok piyasada bu arada. İki belediye başkanı da ne dedi? Kazandık demişlerdi. Komutanım seçmene onlar. yazık ya. Bu seçmene bunu yapmayın. Duygularıyla oynadığınız hisleri aklıyla oynamayın. Artık anketçiler falan da yok. 3-4 anketçi var. Yine onlara itibar edeceğiz. Hakan Bayrakçı bizim Ferhat Murat ve şey Yunus, Yusuf Hakkın şey Areda Areda tam Hilmi, tutturdu. Hilmi. Hilmi abi Optimar tam tutturdu. Hı hı. Betimar tam tutturdu. Hı. Bu Özdemir araştırma, 5 araştırma ben hepsini not ettim. Geri kalan Kondası, Jondası, Juntası <laughs> hiçbiri yok. Hepsi açıkça seçimden sonra biz halkı manipüle ettik diye de söylediler. Hatta Gazeteciler biz yüzde altmış demek zorundaydık kardeşim falan diye de. Para çok alınca. Aynen öyle yani rezil duruma düştüler. Harpayı fazla için verirsen... inşallah hizmet bekliyor vatandaş. Bir Nisan sabahı da bunu göreceğiz. Ne diyorsunuz? Yani bir tarafta etli tırnak gibi olmuş bir Cumhur İttifakı, diğer tarafta dağılmış bir Millet İttifakı ve Murat Kurum'un bu bir haftalık performansı nasıl görüyorsunuz? Şimdi Murat Kurum ben salondaydım açıklandığında salonda büyük bir coşku vardı Murat Kurum'un adına. Üçümüz de oradaydık bu arada. Yani ben, de oradaydım. Oradaydım. Evet, evet. Evet, ben de oradaydım. Yani salonu gördük, salonda bir coşku vardı yani. İkincisi Murat Kurum'a açıklandıktan sonra alternatif olarak ileri sürülen, yani onların da aday olması beklenen kişilerle de orada sohbet ettik. Onların da hepsi Murat Kurum konusunda pozitif konuştular. Yani yanında olduklarını, beraber olduklarını söyledi. Onları da gördük orada. Yani kim adaysa etrafında Cumhuriyet AK Parti'nin adayları kucaklaştı. Cumhur İttifakı'nın bütün güçleri, evet, evet, bileşenleri evet. MHP'de. Tabii. Bir defa AK Parti'nin tüm adayları. Sonra MHP il başkanı oradaydı. Diğer eski il başkanı da MHP il başkanı. Sahneye de çıktılar. Evet. Ekipleri de oradaydı. Yani Murat Kurumu destekliyorlar. Sayın Devlet bahçeler adı destekliyor. Yani burada bir birlik var. Şimdi bu birlikteliği olmasıyla birlikte... Bir e, sinerji oluştu yani. Cumhur İttifakı'nda bir sinerji var. Bu arada Millet İttifakı'nın cephesinde halen farklı sesler devam ediyor. Millet İttifakı dağıldığını zaten biliyoruz. Kendileri de ilan etti. İyi Parti kendi adayını çıkaracağını söyledi ama daha aday çıkmadı. Bekliyoruz. Ama bu arada sonradan Millet İttifakı destek veren Zafer Partisi adayını açıkladı. Azmi Kara Mahmutoğlu. İstanbul'da açıkladı mı? Evet tamam. E, bu sosyal medya var. Hemen bakabilirsiniz. Şey İmit miydi hocam? Özür dilerim. E, e, Ülke Ocakları eski başkanı evet, Azmi evet, Bey. genel başkanı Azmi Bey aday oldu. E, bu da ulusalcılar konusunda ulusal Türkiye'de önemli bir seçmen var. İstanbul'da ulusalcı cephe var. Yani AK Parti'ye de gelmiyor. E, Seküler CHP, ulusalcı. E, CHP'de e, yakın duruyor ama CHP deple yaklaştıkça demle yanlaştıkça uzaklaşan bir şey var. Bu seçmen kitlesinin de Altı Alternatif olarak. aday olarak Azmi bir de ağzı iyi bir şey hita iyidir. E, i̇yi aşı yapabileceğini. Yani her halükarda e, İmamoğlu cephesinden, Millet cep, İttifakı cephesinden ciddi bir oy koparacak aday bir defa. E, azmi siyasi istikbali, Azmi Bey'in siyasi e, hırsı olan bir kişi. Onun için seçim açılacağını yani böyle göstermelik bir adayı değil asla diyorsunuz. kabul eden bir aday değil. Onu asılacağını düşünüyorum. O da kendisinin daha sonraki siyasi geleceği için onu düşünüyordu kanaatindeyim. E, o da Millet İttifakı'na giden oyların büyük bir kesimine epey talip olacak kanaatindeyim. E, medyada kendine verirseler Millet İttifakı'nın adayından daha e, iyi bir hatip olduğunu göreceksiniz yani. Onun için böyle de bir durum söz konusu belki seçimin şeyinde farklı şeyler konuşulabilir. Ama şimdi diyelim bu tarafa bakıyoruz. Şimdi Murat Kurum Bey'in açıklamalar açıklandı. Bir defa Murat Kurum Bey ben ilk hafızamda ne kadar tebessüm var onu diyorsunuz. biraz çehresi esmer ama dişleri bembeyaz. Böyle güzel bir tebessüm var. İnsanın hoşuna gidiyor. Tebessüm biliyorsun Hazreti Peygamber ne diyor? Tebessüm diyor sadaka gibidir. insanlara. Tebessüm edin yani. Bu güzel pozitif bir imaj veriyor. Genç olması imaj veriyor. Adaylar için en genci de bu arada. Şu anda açıklananlar 47 yaşında 76 doğumlu. Bir mühendis teknokrat kökenli. Geçmişi de çok iyi. Yani arı işte de atom karınca misali çalışarak. Yani daha önce babadan dededen bir seçkin bir kişinin oğlu olarak değil de kendi emeğiyle yükselerek mühendislikte gelen bir bir kişi ve bunu da başarılı bir şekilde gösterdi. Tokyo Başkanlığı'nda yaklaşık 360 bin konut teslim etmiş yani. Tokyo Başkanlığı 9 yıl Tokyo Başkanlığı yaptı. Daha mühendislikten kendini göstererek yaptı. Dediği gibi o çizmeleri giyip ee, dözerin üstünde görürsün, yanında görürsün. Üstü başı e, hep to çamur, toprak, kum, çakıl görülür. Ondan da gocunmaz yani. Böyle bir yani zaten inşaat mühendisliği böyle olur. Ee, da Bu şeyden teknokratik bir kökeni var. Ee, tabii bunu da ne yaptı? Bir çevre ve şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığıyla süslediği beş yıllık bir dönem var. Bu dönemde başarılı bir sınav verdi, bir imaj verdi. Bana göre o dönemdeki projeler içerisinden baktığımızda bir mesela sıfır atık projesi onun döneminde başladığı ee, Banisi Sayın Emine Erdoğan, Emine Erdoğan hanımefendinin olduğu ve dünya çapında da ödül alan bir proje oldu. Ve sıfır atık konusunda Türkiye'de ciddi bir e, farkındalık yarattı yapılan projeydi. Ve halen devam ediyor. Ee, İstanbul'un neye ihtiyacı var? Bir buna bakmak lazım. İstanbul'un ihtiyacı olan şey iki tane önemli maddeyi söyledi. Ahmet Bey nedir? Ulaşım Trafik sorunu ve sadece. kentsel dönüşüm sorunu. İstanbul'un başka sorunu var, yeşil dönüşüm sorunu da var. Biliyorsunuz hükümetimizin de en önemli projesine, Yani altı temel orta vadeli e, e, hedefinden hükümetin vermiş olduğu kalkınma programının yeşil ve dijital dönüşüm. Hem İstanbul'un bu yeşil dönüşümüne katkı yapacak projeleri başlatabilir. Çünkü e, Murat Bey'in bir tecrübesi var. Proje yapma tecrübesi. İşte TOKİ projelerini görüyorsunuz. Bu TOKİ projelerini İstanbul'da e, e, çok büyük ihtiyaç var. Ne ihtiyaç var? İstanbul'u kazanacak aday aslında şu anda ciddi bir deprem korkusu var. Deprem korkumuzu yenen aday İstanbul'u kazanır. Bu konuda da e, Murat Bey'in tecrübesi. Özellikle 11 şehrimizdeki yıkılıp yerle bir olan şehri, şehrimizin yeniden imar için e, projeleri yaptı, yapıldı, ihaleler yapıldı. E, köy evlerinin hemen hemen tamamı teslim edildi ve kısa zamanda onları bitirdi. Büyük konut projeleri de e, peyderpey e, tapuları teslim ediliyor ve e, yüz binler ifade edilen konutlar devri söz konusu. İşte bu aynı konutlar nerede ihtiyaç var? Deprem bölgesinde. İşte beklenen depremde İstanbul'da. Artık insanlar telefonlar, telefonlarına, application'lar, uygulamalar yüklüyor. Ne? Deprem haber veren. Evet. Şurada deprem oldu, haber verildi. Ondan sonra kaç şiddetin oldu, ne oldu filan gecenin bir saatinde adam kalkıyor. E, ee, Birçok arkadaşın programında gördüm. ya yani telefonlarında şey yapıyor. Panoraya haline döndük. Yani bundan, bu korkudan yenecek kişiye ihtiyaç var. Bu korku, bu kanatta e, kentsel dönüşümde Deprem konutları ihalesinde e, Murat Bey'in göstermiş olduğu başarı ve bu büyük depremde de yıkılmayan evler bir tek Tokyo'nun yaptığı evler. Bu deprem bölgesinde bir sürü ev var. Bir tanesi yıkılmadı. Bir tanesi Çizlik bile yok. yıkılmadı. Bir hiç. Yani bu ne demek? E, ee, i̇mtihanı iyi verdi. Evet. Yani bu deprem korkumuzu, korkumuzu yenecek. Tabii ki burada ne var? Hocam Hatay'da da önlemeseydi şimdiki CHP adayı <laughs> kentsel dönüşümü halkı tahrik edip <laughs> Orada da bu kadar büyük. Bu arada yine var, aday orada yine, yine aday gösteriyor. Yine aday gönde. Yaşanma bir bir metropole ihtiyaç var İstanbul'un. Şehirler canlıdır. Bu canlı şehri yaşatabilmek için yeşil dönüşüm için çok ciddi bir çabaya değer vermek lazım. Bu kentsel dönüşümde İstanbul'un e, yeniden planlanması gerekiyor. Sadece yerinde yıkıp yapmak değil. İstanbul'u belki güneyden biraz daha kuzeye kal taşıyacak projelere ihtiyaç var. Bir başka şey var. İstanbul'u bir dünya markasında daha da ileri çıkaracak olan Kanal İstanbul projesi vardı. Kanal İstanbul projesine e, sayın e, mevcut belediye başkanının karşı çıkması, halkı e, te zıtlaştırma ile tehdit etmesi, e, projenin yan ayakları yapıldı. Ne demek? İşte diyelim bölgede ciddi bir e, imar planları yapıldı. Ya da neler yapıldı? İşte İstanbul Havaalanı yapıldı hemen bu şeyin kapsamında. Ve burada İstanbul'un e, Kanal İstanbul'la yeni bir boğaz içi bir, bir yerin oluşması ve burada da e, kentsel dönüşümle beraber kentin e, bu şeyde deprem korkusundan yeni yapılacak konutlar bu tarafa kaydırılabilir. Bu ümidi de verebilirseler, yani şeye vermesi lazım. E, Murat Bey bu projenin arkasında olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımız arkasında olduğunu biliyoruz. Ama e, ülkenin Küresel manada geçtiği olumsuz etrafımızdaki çember, ateş çemberin içerisinde ülkeyi fazla gerinmek için için bir de içinde bulunduğunuz küresel ekonomik problemler dolayısıyla ciddi bir problem olmasın diye ertelemiş olduğumuz bu projeyi devreye sokulmasıyla İstanbul daha bir dünya markası halinde daha da gelişeceği kanaatindeyim. Bu manada Murat Bey ile değerlendiğimde Murat Bey hiç kimse iten bir aday değil çeken bir aday olduğunu... Ee, geçen milletvekili seçimlerde etrafında oluşturduğu bir sempati halkası var. Gençlerden oluşuyor. Sempati halkalarını büyük, e, arttırarak e, Ekrem İmamoğlu karşısında en güçlü aday pozisyonuna geldi. E, ve favori aday pozisyonuna doğru gidiyor. E, bu süreci iyi yöneten kazanacaktır. Ama dedim bu parametreleri çok iyi e, organize etmek lazım. Ve herkese proje sunmak lazım. Yani Ekrem Bey geçinsinde be, kazanırken, Kazanmasını altına yapan, yatan en önemli gerçek, herkesi projesine dahil etti. Yani vaat yapma yapamadı ya da yapmadı ama vaat, vaat de şemsiye. Var. Yani siyaset biraz da sonuç alma işidir, vizyon işidir. Şemsiyenizi geniş atın Şemsiye bir vizyondur diyor Peter Senk. Ne kadar geniş açarsan o kadar çok kişi altına gelir. Onun için AK Parti herhalde bu beş senede iyi çalıştığını düşünüyorum. İstanbul'a çok güzel projelerini sunacaktır yakında Murat Bey. Ve onlarla şemsiyenin altına çok insan toplayacağı kanaatindeyim. Ve Cumhur İttifakı'nın desteğini de asla unutmamak evet, gerekiyor. Evet aslında ufak ufak müjdeleri de vermeye başladı. Tabii o günkü toplantıda Cumhurbaşkanı evet. İstanbul'un içinde bulunduğu durumu fetret devrine benzetti. Bitecek bu süreç dedi ve İstanbul muradına kavuşacak ifadesi vardı eee muradına erecek ifadesi var şimdi ekrana da yansıyor. E, İstanbul muradına erecek mi ne dersiniz? Ya İstanbul'un evet e, trafik sorunu var. Yaklaşan bir deprem durumundan Gerçeğim dolayı var. kentsel dönüşüm gerçeği var. Bir de ekonomik bir gerçek var. Şimdi Türkiye'nin tamamında uygulanan bir e, asgari ücret var. Anadolu'da çok zorlansa da e, bazı yerlerde ya e, bu asgari ücretle zar zor belki geçinebilirler ama İstanbul'da eğer bir kendi konutunuz yoksa, eviniz yoksa artık kirada oturup da asgari ücretle geçinme şansı hiç kimsenin yok. Bu ciddi bir sıkıntı ve bir de emeklilerimizin durumları var. Şimdi asgari ücretle İstanbul'da fabrikada çalışan geçinemezse ne olacak? Fabrikalar işçi bulmakta sıkıntı yaşayacak. O zaman bunun bir çözümü var. Ya kiralarla alakalı, ekonomik durumlarla alakalı sıkıntıyı giderecek bazı adımlar atılması lazım. Veya fabrikaları İstanbul dışına taşımak lazım. Ya Anadolu'ya yaygınlaştırmak lazım. Bazı semtler, bazı ilçeler var ki gerçekten fabrika gibi ilçeler. Bazı ilçelerde var yatak kent ilçeler. Yani Başakşehir'in özellikle ben de o tarafta 17-18 sene oturdum. Başakşehir'in bazı etapları var. Yatak kent. Sabahleyin herkes dışarı çıkıyor. Akşamleyin herkes tekrar yaşadığı yere geri dönüyor. Otel kent gibi bir yerler oralar. Ee, şimdi burada benim aklıma şu geliyor. Ee, ekonomik sıkıntı tamam merkezi hükümetin çözmesi gereken bir şey ama belediyenin vazifelerine baktığınız zaman e, burada belediyenin de vazifeleri var. İşte Geçen gün toplu ulaşıma zam yapıldı. İnsanlar şimdi bir yerden bir yere gitmek için mecburen toplu taşıma kullanıyorlar. Araç kullanmaya kalksanız trafiğe takılıyorsunuz. Ee, Anadolu'dan geçenlerde bir misafirim gelmişti de, işte akşam günü şu saatte ben orada olacağım, buluşalım dedi. Dedim ya sizin orası gibi değil burası. İstanbul öyle değil. İstanbul'da hayatınızı trafiğe göre düzenlemek zorundasınız. Trafiğin belli saatleri vardır. O saatlerde asla gidilmez o tarafa. Tabii. Gidersin geri dönemezsin. Bizim hayatımızı birebir etkiliyor bu trafik. Onun bir kere çözülmesi lazım. Bir de toplumun artık temel barın ihtiyaçlarından biri barınma ihtiyacı. Anayasada Temel ihtiyaçlar kategorisinde sayılmıyor belki ama hayatın gerçeğinde de barınma ihtiyacı temel bir ihtiyaç. Şimdi e, TOKİ veya da TOKİ benzeri yapılanmaya gittiğiniz zaman yani ne olacak? E, ben düşünüyorum asgari ücretle veya hadi 20 bin lira 30 bin lira alan bir kişi TOKİ'den ev alması mevcut şartlarda yani evlerin fiyatlarını dikkate aldığımız zaman onların bu evleri almaları mümkün değil. Halbuki burada böyle bir temel ihtiyaç söz konusuysa şu yapılabilir rezerv alanlar ilan edilmişti veya boş alanlar var hala İstanbul'da sağlam zeminli alanlar da var mesela Başakşehir karşısında eski askeri bölge kocaman bir alandır devletin artık şunu yapması gerektiğini düşünüyorum memurlar ve çalışanlar için yapıyor bazı yerlerde mesela lojmanlar var lojmanlar lojman mantığını e, topluma da yayılabilir diye düşünüyorum. Yani e, Almanya'da mesela yakınlarımız var onlar 40 senedir e, sosyal konutlarda oturuyorlar. Ve orada devletin olduğu için onlar devlet çıkın demiyor. Ama bir düzgün bir yönetim kurulmuş tak diye gelirinden kesiyor kirasını ve hem o evlerin yapımını e, hızlandırabiliyorlar bakımını devam ettirebiliyorlar alınmış e, alınan kiralarla hem de e, ilave konutlar da yapılabiliyor yani evler tamam büyük büyük olmasa bile en azından 4 kişilik bir ailenin sığabileceği veya 2 kişinin sığabileceği yaşayabileceği evler yani sosyal konutlar yapılarak lojman mantığında e, insanların bu konut meselesinin çözülmesi lazım yani İstanbul'da bir, iki artı bir ev tutmaya kalkıştığın zaman 15 ile 20 bin liraya tekabül ediyor. Asgari ücreti aşıyor yani. benim doğrusu düşüncem şu. Toki gibi ev yapıp satmak yerine yani vatandaşın devletin vatandaşı ev yap, ev sahibi yapmak gibi bir vazifesi yoktur. Onun barınmasını sağlamak gibi bir vazifesi vardır. Barınmasını da makul ödenebilecek Kira bedelleriyle insanlara sosyal konut yapılabilir buralarda. Yoksa diğer türlü işte şu son bir senede, bir iki senede yaşadığımız konutlar füze gibi fırladı. Ee, Kiralarda o okay, ki ona Bu uygun olarak Konut hepsi gibi. trollenmiş gibi oldu. Şimdi düştü konutlar, değil mi? E tabi. ...ayış fiyatlar dönemindeki ee, konut alanların hepsi ne? zararda şu anda düştü konutlar. Yani bir de başka şeyler var şimdi o konuyu çok dağıtmamak için söylemiyorum ama... ...ev alanların birçok şeyi ödeyemiyor bu sefer Tabii. Taksitleri ödeyemiyor. Memur maaş kat sayısına göre artıyor. Adamın geliri memur maaş kat sayısına, memur maaş artış oranına göre artmıyor ki... ...bu sefer konutun taksitlerini ödeyemez hale geliyor... Ama sosyal konut şeklinde yapılırsa şayet hem kiraları bir dengeler. Çünkü çok anormal ev, kira talepleri var. Ev sahibiyle kiracılar arasında yaşanan o mahkemelik durumlar hatta zaman zaman adli vakalara bile dönüşen çatışmaları da engellenmesi lazım. Belediye başkanı artık buna kim... Kim seçilir bilemiyoruz. Milletimiz buna karar verecek. Fakat şu var ki İstanbul'a kim seçilirse seçilsin İstanbul'un gerçekten 5 yılda birikmiş büyük problemleri var. O trafiği nasıl çözerler bilemiyorum. Artık bugün ben Murat Kurum'un ilanlarının birini gördüm. Metro gitmemiş hiçbir ilçemiz kalmayacak. E, bu Avcılar çok, da söyledi Evet bu çok doğru Bir an evvel çok Yani 100 yıl evvel Avrupa bu işi bitirmiş Bizde ise e, 1990'lardan sonra Metro yapımı başladı e, Bir an evvel Bunların hayata geçmesi lazım Yani şu e, Sancaktepe'de Feriha Öz Hastanesi var Acil e, durum hastanesi olarak Pandemi yapıldı. de yapıldı Pandemi zamanında yapıldı Onun orada bir tane metro var aslında bundan 5 sene evvel AK Parti belediyesi varken e, orayla ilgili tüneller kazılmış. O üzerine beton şaftı, dökülen metro da <laughs> e, Nasıl hatırlıyor zamanı şaftı görüyor musunuz? Açılmış, hayır bir de beton da değil toprak döküldü, moloz döküldü. Kamyonlar dolusu moloz döküldü ve tünellere dolduruldu orası. E, halbuki onun... Yakın zamanda açı, yani bir iki sene evvel o tünelerin o metronun açılması gerekiyordu. Yani şeyden Çekmeköy'den Yeni Doğan'a kadar hatta daha da uzatılması planlanan bir metro hattı orası açılmadı. Şimdi arada bir o taraftan yolum düştüğünde geçtiğimde görüyorum. Şimdi de o doldurdukları molozları çıkarmaya çalışıyorlar. Temizlemeye çalışıyorlar. Yani 6 senedir yapılamamış. Metroyu açmak için. mi? Metroyu açmak için. <laughs> Ve şimdi açtıkları zaman da biz yaptık denecek. Gerçi açılacak gibi değil oranın metrosu. Yetişmesi Çaz. mümkün değil. Yani burada e, ben biraz... Ama bunu... yanlıştan dönmek de erdemlikti yani en azından. Bir <gülüyor> <gülüyor> bir aklını şey iş yani. Yani o yanlıştan dönme midir yoksa hani bir vali bir e, valiyle kölesi mi veya bir Zengin biriyle kölesi biliyorsunuz bir yerden bir yere deveyle gidiyorlar. En sonunda zengin olan kölesine diyor ki bak şurada bir şey var onu yersen Aynen, diyor. Arabanın deveyi diyor. deveyi sana vereceğim <laughs> diyor. Beceremiyor ikisi de dönüşte gene aynı dönüşte, hikaye. <laughs> dönüşte köle diyor ki ya diyor biz diye başladığımızda da ee. sen deverin üstünde ben de önünde gidiyordum yürüyerek diyor. <laughs> Şimdi diyor geldiğimiz noktada aynıyız diyor. Biz bu haltı niye yedik diyor. Yani e, böyle bir şey olur mu? E, e, hocalarımız anlattıkları için onların sözünün üstüne söz söylemem. E, fakat e, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki farkı ben şeye benzetiyorum. Cumhur İttifakı adeta yekpare bir ipekten dokunmuş kumaş gibi. Millet İttifakı'nda yaşananlar ki son dündü yanılmıyorsam CHP ile DEM bir araya geldiler. Bir görüşme oldu ve bir ittifaka doğru bir gidiş. Bugün, bugün bir, bugün oldu bugün o zaman. Bugün görüşme gerçekleşti. Gidişat görünüyor. Yani Mayıs Seçimlerinde, geçtiğimiz Mayıs ayındaki milletvekili seçimlerinde altılı masanın altında oturanlar yukarı Üste çıktı. Çıkıyor. Yukarıda şimdi biraz o aile maraba şeyi gene tekrarlanacak gibi herhalde. <laughs> yani öyle gibi gözüküyor. <laughs> Üste çıktı. Şimdi masada iki tane görüyoruz. Fakat e, burada niyet ne biliyor musunuz? Niyet esas önemli olan. Cumhur İttifakının adaylarının ki Murat Kurum özelinden de giderek örnek olarak onu söyleyerek gideyim gerçekten milletin derdini dert edinmiş bir başkan adayı. Fakat Millet İttifakı ile alakalı bakıyoruz şu an adaylarının herhangi bir vaatleri yok. İstanbul için ne yapacaklar? Yoksa sadece sosyal medya üzerinden ve dedikodu babında bir sürü gerçekleşmeyecek vaatlerle mi yine seçim kazanılacak? Biz bunu tecrübe ettik. Yani daha bugün metro metroyla ge geleyim dedim. Mecidiyeköy tarafına geçecektim. Gayrettepe'de indim. Oradan şey metrobüse bineceğim. Başka bir yere geçecektim. Ya yürüyen bant var. Aradaki mesafe uzak. Ve en nefret ettiğim o yürüyen merdivenlerin ve yürüyen bantların önüne bir tane çalışma var şeyi koyuyorlar. ...tabelası koyuyorlar. O bantın yürümesi lazım. Devam etmesi lazım. Tamam bunlar mekanik şeyler. Arıza yapılır ama... ...arızayı hemen gidermek lazım. Ve insanlar işe koşturuyorlar. Bir yerlere yetişmeye çalışıyorlar. İstanbul'da zaman çok kıymetli. Hocam metrobüs yoluna... Biliyorsunuz üst geçidin ayağını inşa ettiler en son. <laughs> evet. Yani. O, o, o önemli bir mühendislik projesi onu. Şimdi metrobüs dışarı etrafı... çıkıp giriyor. <laughs> evet hocam o ciddi bir şey. O şimdi aradan falso yapıp girecek metrobüs onu göreceğiz hepimiz yani. Metrobüslerin sürü şeylerin şoförlerin sürüş becerisini arttırmak için. Yani şöyle üst üste koyduğumuz zaman birçok şey var yani mesela işte değişik sanatsal olaylara tanıklık ettik. Onada Binlerce şey liralar, yapar. milyonlarca liralar belki verildi. Yani birçok şey var aslında saymaya kalktığınız zaman. Yani İstanbul, zaman... İstanbul hakikaten 5 sene hmm. evvel seçimden öncesinde, 5 sene evvel yere seçimin öncesinde e, güzel yol üstü peyzajlar vardı. Onlar Gerçekten kaldırdı. insanın içini ferahlatan. E, Havayı da temizliyordu hocam zaman. E tabii yani efendim su yok deyip kaldırdılar bunları. Edirne kapıda mesela vardı çok güzel E5'in üzerinde. Ta Anadolu yakasında çok uzaklara Tabii kadar da, da Bostancı, gider. Bostancı'da, Kadıköy Bostancı'da da Tepenir, çok güzel, güzel yapın. Duvarlara şeyler. Tabii çok estetikti bunlar şehre bir kimlik kazandırıyordu. Ya, trafikte yoğunlukta bir, bir bakıp rahatlıyordu göz şeyi Bir de, de kaldırmana gerek yok. İstanbul o kadar büyük ki bir sürü yer var yapılacak. Yani niye bunu şey yap? Bu para milletin parası yani harcama yapmışız ona uğraşılmış evet. emek vermiş. İstanbul dediği Yunanistan'dan büyük bir devlet. Yani bugün gelirken üzüldüm ya. Şeyden geldik, Mecidiye köyden, ok meydanından, E5'ten geliyoruz. Aslında orada yolun sağında şeyler vardı. Sarmaşıklar yapılmıştı ve o sarmaşıklar o betonun itici görüntüsü vardır. Karamsar eder insanı. Ona sarmaşıklar ekilmişti. sulama sistemi de otomatikti. Onlar da yukarıya kadar çıkmış. Orası yemyeşil olmuştu. Yazın gördüğümde susuzluktan onların kuruduğunu gördüm. Şimdi sonbahar yağmurlarıyla biraz yeşillenmişler ama virane halde, terk edilmiş halde. Yazık günahtır. Bu milletin verdikleriyle onlar yapılmıştı. Sen öyle ki güzeldi. beş ağaç için gezi parkını yapmış bir neslin torunusun yani yakışır mı diyorsun? Yani e, e, ben size noktayı e, vereyim. Siz sözün e, özünü tam noktasını yerine koydunuz. Gerçekten öyle. Yani şey, İstanbul dünyanın göz bebeği. Karavan Bey dikkatinizi çekme. Bitirdiniz mi komutanım? Yo, Bizans imparatoru ya? ne diyor? İstanbul diyor dünyanın <laughs> merkezidir. Aha da diyor işaretini milyon mil, mil milyon taşı, milyon taşı, milyon taşı. halen o yere batan sarnıcının orada burgulu bir sütun <laughs> olarak var orada. Dünyanın merkezi. Gerçekten de cennet gibi bir yer. Gerçekten. Bu bu ile İstanbul'a yazık <laughs> etmemek lazım. Kıymetini bilenler yönetirse herkes mutlu olur inşallah inşallah. Buyurun hocam. Kahraman Bey farkındaysanız Serkan Bey'in Serkan Abinin fıçıcının şeyini tuttuk. 40 dakikadır konuşuyoruz ama e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adı ağzımızdan Yok, çıkmadı. İstanbul'un sorunlarını hizmetleri konuştuk ve aksiyen yönleri konuştuk. Bu yöntem e, ve çözüm önerileri aslında bunu konuşmak lazım. Geçen seçimde şu hatalar yapıldı ve e, Karadenizli vatandaşlar hocam da Karadenizli biz de anne evet. tarafından şey yaptık yani. Ee, o seçmeni Ekrem İmamoğlu'na yaklaştırdılar kimliğinden, aidiyetinden, memleketinden hiç gerek yok. O kadar çok konuşulacak şey var ki benim aklıma e, büyük not aldım buraya. Büyük mütefekkir, filozof, düşünce insanı ve kanaat önleri Sayın Muharrem İnce <gülüyor> aklıma, <gülüyor> aklıma geldi. Ama laf öyle hocam diyor ki aynı yöntemle farklı sonuç elde edilemez. Yenmiş de yenmiş. Şimdi burada neyi diyordu aslında? Kardeşim demi alırsan yanına. İşte efendim ki zaman gelince onları da göreceğiz. Yine belli mahfillerden sana selamlar çakılırsa büyük elçisiyle şey konsolosuyla falan filan hele bir iki kere de sen bir yerlere gidip gelirsen yine aynı şeyi görürsün. Burada şu şey çok önemli. Bu seçim sürecinde Cumhur İttifakı bakın güzel gidiyor. Murat Kurum, Sayın Kurum hakikaten hizmet odaklı gidiyor. Başka hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Fakat muhalefet şunu yapmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımızla Ekrem İmamoğlu geçen seçim gibi ikisini karşı İmamoğlu bunu çok istiyor. Yani Cumhurbaşkanımız üzerinden bir şey yapmak. Tabii şu an Millet İttifakı'nda o geçen seçimdeki hava, atmosfer, motivasyon şey yok. Yani o azim şey yok, çaba yok. Biraz daha kendi dertlendiler. Bu seçimde ben vatandaşlarımızın burada bahsettiğimiz bütün konuları ve diğer sorunları ya Biz anlatıyoruz biz de so gidiyoruz geliyoruz İstanbul'da ama asıl bunu yakından canı yanarak temaşa eden bizzat yaşayan en iyi öğrenme yaşayarak öğrenmedir. Her gün bununla e, tanıklık eden ve artık gerçekten illallah demiş ya işte siyasetini de bir kenara kutu şeyini de bir kenara bırakıp artık aidiyetini falan CHP'de İzmir'de bir CHP'li vatandaşa videoya denk geldim şöyle diyordu yani ona da üzülüyoruz tabii. hizmet her geri alsın. İzmir ya de diyor, bizim memleketimiz e ya? Tabi, bizim Tabii hepsine. Şimdi şey diyor Kahraman Bey ya diyor birbirlerini ikna etmeye çalışıyor iki CHP'li genç. Ya diyor bu seçim diyor AK Parti'ye oy verelim şuraları biraz düzelsin bir dahaki Son seçim. CHP, hakikaten üzüldüm ve mantıklı bir şey. Neden? Ya şimdi herkes siyasete hizmet için geliyor. Ve hizmet bu vatandaşın en büyük hakkı, en büyük talebi ve Cuhri, İhtiyac. ak, ak, ihtiyacı AK Parti bu hizmet çıtasını hizmet eşiğini o kadar yükseltti ki bu çok da değerli bir şeydir yani. Demokratik ülkelerde vatandaşın beklentileri talepleri ne kadar çok karşılanırsa bir üst aşama yani dublu yolları, tünelleri vesaire artık millet şöyle görüyor. Vakaya adi yapacak tabii. Ya yapılmıyordu önce. Oralarda hiç gerek yok. Ama hakikaten seçmenin şeyine dokunacak, kalbine dokunacak bu işi Murat Kurum Bey iyi becerecek diye düşünüyorum ve bu seçimin de e, sayın kurum tarafından şu anlamda çok güzel götürüldüğünü düşünüyorum. Dün Alevi e, dergahındaydı. Bir evet. cem evindeydi. Orada e, Alevi... Bugün, so, bu, bu, bugün. Bugün müydü? Bugün. Bu akşam mıydı? Bugün. Evet. Alevi e, önde gelenleriyle kanaat önderleriyle bir araya geldi. Hiçbir kesimi ayırmadan kucaklaşarak ve e, Millet İttifakı kalmadı artık ama muhalefetin diyelim İstanbul e, Belediyesi'ndeki muhalefetin o kaos veyahut karmaşa, kutuplaşma siyasetine e, düşmeden, o tuzağa düşmeden şu anki gibi giderse şu an İstanbul'un sonları komutanım da söyledi, dağ gibi hepimiz yakından temaş ediyoruz ama çözülmeyecek sorunlar değil. Gayretle, çabayla, özveriyle hepsi halledilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında önemli bir değişim yaşandı. Eskişehir'de biliyorsunuz Sayın Büyükerşen. Büyük 25 <laughs> yılın ardından. Bu arada 86 yaşındaymış. Ben daha genç zannediyordum açıkçası. Yani, <laughs> Allah uzun ömür versin. Allah uzun ömür versin. Ee, bu arada e, İstanbul'da da maç olduğunun adaylığı söz konusu. O da Onunla biliyorsunuz ilgili iki cümle gazeteciler istersiniz. yerden yere vurdu. Ya, onu Cumhuriyet Halk Partili gazeteciler. Onu yani diyecektim. nasıl sen aday olursun, ne yapıyorsun diye. Yani o, ki daha önce yere göre sığdıramadıkları bir isimdi. İkisini güzel üst üste koyup sosyal medyada dolanıyor bir cümleye diyeyim onunla ilgili. Ee, ya hakikaten e, muhalefet medyasının o e, şey yüzüyle <laughs> yani e, sert yüzüyle karşılaşmış oldu. Adamı tek kelime konuşturmayıp bir de o e, romantizm yapıyorlardı. Komünizm romantizmi onun üzerinden. Adam utanç duyacak bir şey yapmış gibi e, ve tek dedikleri de şu aslında hani yaptığı ettiği bir kenara sen nasıl AK Parti'ye kazandıracak bir hamle yaparsın CHP'yi zayıflatacak. Ekşener Akşener bunun cevabını dün çok güzel verdi. Hatta Nevşin Hanım da arada bir doğru şeyler de söylüyor. Dün yine söylemiş demiş ki ya kardeşim iyi demiş CHP'nin bütün 7 düveli bir araya gelip CHP'yi kazandırmak için kurulmadı ki bu partiler. Hepsinin kendi kimlikleri, siyasi anlayışları var. Maçoğlu'nun da öyle Fatih Maçoğlu adam bir şeyler yapmış Nohut, Leblebi falan e, şeyde Tunceli'de Ovacık'tan gelip bir şey oluşturmuş, Auro oluşturmuş. Kadıköy'de Nohut olmaz ama en azından şu Kadıköy'ün birçok sokağı var benim gözlemlediğim hakikaten gençlerimiz için çok tehlikeli yerler. Evet, Orada evet. bir türlü illete bulaşan, LGBT tuzakları olan işte efendim madde kullanımı yerleri, aşırı marjinal örgütlerin tuzak kurduğu ve çoğu siyonizme dayanan... Orada ciddi oluşumlar var. Oraları hem buradan İçişleri Bakanımıza hem İstanbul Valimize duyurmuş olan birçok sokağın Kadıköy'de revize edilmesi, ıslah edilmesi özellikle Rıhtım'a yakın bu adan aşağıya geldiğinizde Oraları ben biliyorum. Ara Giden sokaklar Ara sokaklar orada geceleri neler dönüyor, neler oluyor, neler bitiyor. Bizim gençliğimiz herkesten değerlidir. Maçoğlu'na da buradan inşallah siyasi hayatında başarılar dileyelim. Kadıköy'ü de alırsa hani komünist ya. Komünizmin en önemli şeyi halka refaha ulaştırmaktır. O temizli, temizlerse o bölgeleri biz de kendisine müteşekkir oluruz. Yolu açık olsun. Var mı bu noktaya Maçoğlu yoksa size de şey sormak istiyorum. Bu CHP'deki bir insancılar hareketini yani Kılıçdaroğlu acaba tekrar geri mi dönecek? Bir Nisan'da yeni bir değişim süreci mi başlayacak? Yani şimdi şöyle bir şey. Maçoğlu'na bir şey demeyelim tabii ki. Maçoğlu e, o şey Tunceli'de belediyeyi kazandı. Nohut'la, leblebiyle işi götürdü. Bizim soldular da komünistler de <laughs> bundan biraz eğlendi. Biz ama şu bir şey var yani memlekette de köre... <gülüyor> <gülüyor> Benden daha acımasız eğlendi diyor bizimkiler. <laughs> ya mutlu olur. Bazen oyuncak vereceksin şeyi. Şimdi bu Tunceli de Tunceli biliyorsun PKK ile anlıyordu. Ben PKK'nın eylem meylem şu bu filan milleti terörize edip de şeyler yani. Leblebi dediniz. <laughs> nohutla en azından ekler, mişler yedler, işler. Yeder, işler. E, bir de bunları iyi fiyattan da sattılar bu bizim solculara. Yüksek fiyatta. Oradan aldığı parayla da şey yap, hizmet etmeye çalış Ya da başka şeyler yaptı. Onu biliyorum. Tabii bunlar tabi komünist olabilir ama Kadıköy'de değil. Tunceli'de olabilirsin. Sen itiyor yani sen köylüsün kimsin sen yani ya da şey 3. sınıf şey. maç olalım bile maç ol. Yani. Böyle bütün bu seçkin şeyler büyük büyük çoğunluğu Selanik dönmelerinin oh, devamı olan tipler. Çok güzel. Bunlara onu vermiyorlar yani böyle. Bülbül deresi mezarında dedesi yatanlar. Dedesi yatanlar. Kadıköy kim? Şişli kim? Yani sen önemli böyle yerlere nasıl aday nasıl olabilirsin? Sen bir tane CHP'nin oyunu nasıl azaltabilirsin? Ya da CHP'nin oylarından ziyade bir, onlar kendilerinin seçtikleri kendi yaşam tarzlarını veren adayların İşçi sen işçi kal. <laughs> i̇şçi sen işçi kal yani. Öyle proteryadan şeye çıkamazsın yani. Seçkin sınıfa çıkamazsın yani. Sen devamlı şey etmeyin, komün hayatını yaşamaya devam et. Proter olamazsın. Şimdi bu bir mantık. Şimdi geldiğimiz şeyde tabi biliyorsun Kılıçdaroğlu teslim olmadı. Ofis tuttu. Evet. Yani 75 yaşından sonra siyasette ofis tutarak hizmet etmeye. Yani şey bile ofis tutmadı. Eski Cumhurbaşkanı vardı halen biliyorsun bu Necdet Sezer. O bile ofis tutmadı ama bu tuttu. Çünkü koltuğu kaybettiğine inanamıyor halen. Bu kinli kadar, değil mi hocam? Hı? Çok kin, kinli. kinli, kin, kinli, kinli Tabii ki bu yediğim ihanetler deyip şey etmiyor eğer seçim işte büyük görünen o da o var ki yani CHP birçok belediyesini büyükşehir belediyesini kaybedecek hangileri kaybedeceğini daha çok sonra net adaylar çıktığında daha net konuşabiliriz ya da görebiliriz ama şu andaki elindeki büyükşehir belediyelerinin bana göre yarısını kaybedecek gördüğüm bu yani gördüğüm araştırmalardan da Ankara gördüm. bunlar arasında olabilir mi? Ankara'da olabilir adaylığına bağlı. Karşı taraf daha Cumhur adayı, evet, adayı belli olmadı. öğreneceğiz. Evet Cumhuriyet Halkı'nın adayı belli olmadı. Ondan sonra belirleyecek. Ama Ankara'da Cumhuriyet adayı adayı belirleyecek. Yani aday önemli. Çok önemli. Ankaralılık aday için son derece önemli. Mansur Bey Ankaralılık'ta kazanıyor. CHP'likten ya da şeyden dolayı kazanıyor. Ankaralılık önemli şey. Ama Ankara'nın dışında Türkiye'nin önemli şeyler var. İşte Mersin'de kaybedecekler. Şeyde kaybedecekler nedir? Adana'da da kaybedecekler. Hatay'da yine aynı ismin aday olması nasıl Hatay'daki yani Lütfü Savaş 3-4 dönem belediyeyi götürdü. Yani mesela AK Parti'den kazanmıştı zamanında. Sonraki iki dönem CHP'den kazandı. Şimdi tekrardan aday oldu ama bu depremde iyi birim tam vermedi. Vermedi. Evet. Hatay kitlesi içerisinde ve bana göre Lütfü Bey'in kazanma şansı gözükmüyor şu anda. Hele hele bu kadar kentsel dönüşümle, şeyle, Hatay'ın yeniden yapılanmasıyla, Merkez hükümetin verdiği destek olmasa, AK Parti belediyelerinin verdiği destek olmasa hepten perişan. Hatay yani normalde AK Parti belediyeleri hiçbir destek verilmesi lazım bunlar ama memleket bizim diyerek, oradaki vatandaş bizim diyerek AK Parti belediyeleri Hatay'ı üstlendiler ve yaptılar. CHP belediyelerinin o kadar büyük bir katkısı olmadı oraya. Yani bu da önemli. İşte bir de AK Parti belediyelerinin deprem bölgesindeki yapmış olduğu çalışmalara bakarsanız her bölgeye Türkiye'nin bir farklı ili üstlendi. Yani e, Trabzon diyelim Maraş'a gitti, öbürü başka bir yere gitti ve bunları gerçekten bir imece usulüyle e, elini o e, şeyi bu hani canazayı kaldırmak var ya bunu kaldırdı yani. AK Parti belediye çok büyük katkı yaptı. Onun için bu AK Parti belediyelerinin belediyecilik anlayışı millette e, zaten akis uyandırmıştı. Zaten millet ondan <laughs> memnundu. Cumhur İttifakı'nın belediyelerinin çalışmasından çok memnundu. E, ama bir hata yapmışlardı bir diyelim. Ama bu hataları bu şeyde millet tekrarlamayacak kanaatindeyim. Ve beklenen hizmet gelmedi. Onun için de e, bu seçimlerde CHP'lindeki birçok belediyeyi kaybedecek ve devredecek kanaatindeyim. Görünüyor bu Peki Cumhuriyet Halk Partisi Dem ilişkisiyle ilgili hocam isterseniz artık son 4-5 dakikamız. Ne düşünüyorsunuz? Yani baktığım zaman sanki Dem'in eli daha güçlü gibi görünüyor şu anki tabloda. Evet. Şimdi Dem Partisi yani ismi de biraz şey oluyor. <laughs> Çayın Dem'i gibi falan gibi oluyor da neyse öyle isim koymuşlar. Ya bir kere seçmenin tercihini ve seçmenin algısını Bunlar idare edemiyorlar veya anlayamıyorlar. Yani DEM Partisi dediğimiz PKK'nın dağdaki kadrosunun meclisteki temsilcileri gibi duruyorlar. Ve Türkiye gibi bu kadar stratejik ve zor zamanda yaşayan, ayakta kalmaya çalışan bir devleti birileri taşeronluk vasıtasıyla yıkmaya çalışıyor. Bu taşeronluğu da PKK yapıyor. Bir önceki seçimde, Mayıs seçimlerinde özellikle e, Kandil'deki PKK elebaşlarının konuşmaları, doğrudan siyasete müdahaleleri e, toplumda tepkiyle karşılandı. Yani onlara karşı toplumun hassasiyeti belli. Daha bundan iki hafta evvel 12 tane şehit verdik bu teröristler yüzünden. Şimdi dikkat edin, Dem Partisi dediğimiz bu parti, mecliste PKK ile alakalı yani terörle alakalı çıkacak bir karara bile imza atmıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yeri geliyor kurucu de partiyiz diyor, cumhuriyeti kuran partiyiz diyor. İyi de ortağın senin, senin birlikte yol yürüp arkadaş edindiklerin senin kurduğun cumhuriyeti yıkma hedefinde olanlar ve bunu gizlemiyorlar da. Senin fikirlerine karşı duruyorlar, senin fikirlerini reddediyorlar. Yeri geliyor, ağza alınmadık laflar söylüyorlar. O sırrı sakın lafını hiç kimse yabana atmamalı. tabi Mustafa Kemal'in köpe itleri diyor ya, it sürüleri diyor. Evet. Aynen. Yani bunu nasıl, nasıl yiyorlar? Nasıl yutuluyor bunlar? Bu sözler hazmedilecek laflar değil ve daha e, Sayın Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı daha yeni seçilmiş ilk konuşmalarından birinde Selahattin Demirtaş gibi 52 tane civan insanın katline sebep olan kişiye, kişiye selam gönderiyor. Cumhurbaşkanı şey dedi, özgür, özeli özgürleştireceğiz dedi 31 Mart'tan sonra. <laughs> evet, özgürleştirmesi ne olduğunu anlıyoruz. Serbest kalacak artık üzerindeki baskıyı da azaltacağız filan. Yani burada Dem partisiyle yola gidenleri bu terör örgütünün uzantısıyla yola gidenlerin millette karşılığı yoktur. Bence CHP aynı hatayı bir kez sokulduğu yerden bir daha sokulacak gibi gözüküyor. Kaybederse şayet o Dem'le işbirliği yapmalarından dolayı büyük ölçüde kaybedecekler. İkincisi de e, bir hizmet seçimi olacak. Yani belediye seçimi yerelde hizmet seçimidir. Hizmet edecek insanların seçimidir. Ve muhalefetin şu anda İstanbul ve İstanbullular için söylediği bir şey yok. Bir vaadi yok şu anda. Evet. Peki ee, çok teşekkür ederim evet, hocam. Konuşsak ee, daha evet. çok aslında konuşacak şey var ama önümüzdeki evet. hafta e, tabii tüm adaylar belli olmuş olacak artık Hı -hı. Pazartesi günü gözler Ankara'da Hı -hı. olacak. Aday tanıtım var. toplantısında bir kez daha evet e, vatandaşlarımızın evet. halkımızın evet. kandilini kutlayalım mübarek olsun diyelim. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.